Biz bunu sonuna kadar dinlememiştik işte ama Galiba. bu kısmını hiç görüp duymamıştım ben, çok tatlıymış. Yok, o son kısmını duymamış. Merhaba arkadaşlar, dur görüntüye gelelim, öyle açayım dur. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Keyifler nasıl? Nasılsın Malicim? Hoş İyi, geldin. senden Hoş haber. Hoş geldiniz. bulduk. İyi, ne olsun ya. İşte internetle boğuştum bütün hafta. Bugün de yarıda kesilebilir arkadaşlar, giderseniz haberiniz olsun. Benim bundan yeni haberim oluyor. Nasıl, ben duyuru yaptım Twitter'da. İki yayın iptal ettim ben böyle. Bugün olduğundan yeni Ha, haberim oluyor. yok yani TT.net kanka, hani bu kadar yapabiliyorlar tamirini. Yani gitme ihtimali çok yüksek. Hani gelmeden tamir çünkü, yani anladın mı? Oh, Undertaker teşekkür ederim. Teşekkürler herkese. Sanki beraber gitmişiz gibi oldu tıraşa ama. O günler de gelecek kanka. Niye beraber tıraşa gidiyoruz onu? Hayır, yani şey, pandemi bazında söylemiştim. Okey. Gözde selam, Park selam. Yasin, Musab, Peride, Sufyu, Deniz, Shadow, Abdurrahman. Tamam. Şu kelimeyi Herkes yasaklayabilir hoş miyiz geldiniz. chatte acaba, Feride'nin yazdığı şu iki kelimeyi, isim soy isim kombinasyonu yasaklayabilirsek çok sevinirim. Tamam, en sevdiği şehir Medine olan adam diyebiliriz onun yerine, onu Baykan'cığım, yasaklamayalım. eğer yasakların üstesinden geleceksek, arka kapıdan dolanacaksak ben bu chat'i batırırım. Yani haberin olsun. Ya Of. içinden geçerim chat'in yani, onu söyleyeyim. Yapma bence bunu, bu topa girmeyelim. Abi Clubhouse'a yok, iPhone'um yok. Ya Discord bize yeter ya. Bence bilmeyenler için Discord Clubhouse çünkü, yani aslında. Öyle bir şey değil de. Net öyle bir şeydi bu arada yani. Abi girmeden nereden biliyorsun? Girdik oğlum, ben ghost olarak girdim içeri yani. Serkan abi şahittir. Adamı da ifşaladım. Oy. Ah, değil mi? Değil mi Discord'da Abdurrahman? Çok mesela benziyor. oda arama şansımız var mı? Neye benziyor dedim, bir dakika. Benle ilgili bir şeyse küfür edeceğim. Dur, benle ilgili bir şeyse küfür edeceğim, bir dakika. Hiç kaçarı yoksa. Bakalım. Ama Abdurrahman'ı ekmeyeceğim, sana edeceğim. Emir ekleyebiliyorsanız Dur, Watch mikrofonumu Together'ı kapatayım bir ekleyin dakika. isterseniz bu arada. Şey, aradığın odayı bulabiliyor musun derken, ama dünya üzerinde bizim Geldim Discord buraya. sunucumuz kadar çok oda seçeneği sunan başka bir sunucu da olmayabilir bu arada, biliyorsun değil mi? Abi ben 86 milyon insanın şeyine mi İşte. katılacağım yani? Discord'uma mı katılacağım? Yok, ettim de mikrofonu kapatıp ettim. Sıkıntı yok. Babacan geldi. Onu iyi bilir miyiz bari? Cenk'e selam gönderiyorum buradan. Bir Tamam. saniye. Sufi demiş ki Discord ile Clubhouse arasındaki tek benzerlik sesli iletişim kurulabilmesi ya. Bayağı farklı platformlar. Şey, gerçekten biz şey, kötü bir Discord gördük ya ilk Furya'da. Yok abi. Okey. Aktif Peki. olarak kullanmamakla beraber bayağı Ay. alakasız bir platform. Şu an Apple fanboyları savunuyor. Apple'ın ilgisi var abi. Pardon, Clubhouse Apple Android'de de dedim değil olsa mi? yine aynı şey söyleyeceğim. Apple dedim, pardon. Apple demeliydin değil mi? Miraç selamlar. Aristo ile organizenin kavgası mı? Aristo kardeşimin yanındayım her türlü. Böyle bir şey mi oldu? Gerçekten oldu mu? Yaşandı mı böyle bir şey bu arada? Goygoyumuz bitsin gireriz. Bu Hiç hafta bilgim Fuchs yok. yok galiba. O biraz üzdü. Ama ben arkadaşa şey şarkı ayarlamıştım Fokus'ta dinlerim diye. Üzüldüm şimdi. Ciddi bu arada. YouTube'da var. Ona bir ara bakacağım. Aristo saçmalamaz umarım yani. Hani gidip hani şu pandemi ortamında ben korona kapmak istiyorum kavgasına girmez umarım ya. Yani. Ya da şey değil, yine o espri gelecek mi? Aristo haklıyken haksız konuma düşüyor bağırdığı Yani için diye, o espri geldi geliyor geldi. Benzeri benzeri mu? Ha, geldi. tamam. Türkçe rap'in dört elementinden biri yok mu? Yani o da zaten neyse girmeyeyim. Hani. Teke bakmayacağız değil mi bugün? Ne? Tek. Tek. Ha, şey, Sagopa Kajmer'in eski albümü ama yeni çıkan albümü. Okey. Bakmayız herhalde değil mi? Yani Yani yıllar önceki ya şarkılara. bence gerek yok yani. Yani. Ama hatta ben Emir'e söyledim hatta bunu listeleri yaparken. Ya keşke daha erken aklıma gelseydi. Yayına son bir saat kala geldi. Teke bakıyoruz diye tam tersi abi. Aynı şarkıdan Sagopa'ları kesip burada bütün şarkıları kolera versiyonlu yeni albüm diye millete dinletmesi rolümüz yok mu yani? Çok güzel olmaz Ben mıydı? giderdim muhtemelen de. Ya istersen üstüne konuşuruz, ya da şey var. Listemizde bir tane parça var gerçi. Scratch diplomayı aldık. Hani Scratch Okay.
derlemesi. İstersen ona bakarız ama yani bildiğimiz şarkılar kaç yıldır, tekrar hani eksik versiyle de bakmaya, yeniymiş gibi değerlendirmeye gerek yok bence yani. Başlasak da şu abladan bir sarılsak mı acaba ya ekranda? Tamam, o benzetmen aklıma yine şey tekrar geldi, tamam. Çok doğru Evet. söylemişsin. Oy. Emir eklemişsin. Tamam, ona döneceğim. O zaman ilk parçamız. Madem öyle başlayalım. Oğulcan, Nihat ve Ahiyan, Kırgın Değilim. Yine acı çektim. Yine acı çektim. Of. Biz zaten aynı şarkılarını almayacaktık. Geçen hafta sorulmuş, geçen hafta çıkmış aslında. Bayağı chatte yayını editlerken fark ettim, hani video kısmında hani sorulmuş. O yüzden hadi alayım dedim ama yani pişman da oldum gerçekten ya. Evet, çünkü Ve hani bu Defol vokalden ve Tekol bütün şarkıları alacaksak bu vokalden emin miyiz bir? Ve hani prozodi, where is the prozodi ya? Of. ben bunu iyi kötü listeme de yazmıyorum bu arada. Yani Ya yani. bence direkt bizim konu dışında bence. Teknik olarak da burada teknik olarak da sıkıntı var Undertaker. Hani prozodi diye bir şey yok. Yani tekrar prozodi ne diyenleriniz olacağı için hani sözlerin ölçüsüyle beat'in ölçüsü tutmuyor yani. Bu telaffuzlardan emin miyiz özetle? Honeywave selam. Emre'cim hoş geldin. Selam, hoş geldin. Çete bir baktım da ilerliyorum abi o zaman. Ne gelsin? Ha tamam, o zaman Fuchs telafisini yapacak birisi var listemizde. O gelsin. Defkan featuring Velet ve Giant. Yanılma geliyor. Tamam yeter arkadaşlar, geçtim. Nasıl buldum Oli? Niye geçtik? Beğendiysen devam edeyim. Yok, hepsini dinleyelim falan yazıldı da o yüzden. Gerçekten mi? Ben kaçırdım onu. Ben gördüm. Hatta Defkan Mörs yok mu? Defkan'a Defkan mı da bakalım? aç. Tamam, Açacağız Defkan'a. abi, yapacak bir şey yok. Tamam, gelsin. Ama Bunu bile durduruyorsun yani. Gerçekten bunu yapacağımızı bile durduruyorsun şu ya anda. ama yani nakarat çok tatlı değil mi? Şu an gülüyoruz diye abi, sadece Defkan bölümlerine gelip bize hakaret eden bir arkadaş var. Onun en sevdiği yayınlardan biri olabilir bu şu an. En son şey diyordu. Böyle haftalığın amına koyayım lan diye bir yorum vardı abi. Baykan'ın ağzından küfür çıktı. Yorumu aynen okudum. Ben görmedim, onu sildin mi? Yo, ama YouTube algoritması kendi kendisine o tarz şeyleri alıp yok edebiliyor ya bir süre sonra. Ben özellikle küfürlü yorum falan varsa hatta onlara kalp atıyorum üstte gözüksün diye. Çok eğlenceliler çünkü. Ay. Tamam, bir de Defkan'a bakalım hala. Tamam, yeterli. Fazlasıyla yeterli. Tamam, o zaman ciddi soruyorum Ali, nasıl buldun? Hayır, bunu önce sen gireceksin. Özellikle az önce savuşturdum. Önce sen lütfen. Yani abi ne diyor? Abi böyle çok yani, her zaman kötü yazıyordu ama şu an bir de komik yazmış bence yani. Diğer yer o açıdan sevdim abi, güzel. Hani cringe ihtiyacımı karşıladı bugünlük benim. Defkan baya kötü. Yani bu kadar sık üretimin zaten böyle sonlanacağı belli de, ya da artık ciddiye mi almıyor bilmiyorum. Ama yani baya kötü. Yani 6 Aint. Giant demeyecektik ona, arkadaşlar hatırlattılar chatte. 6 Aint. Her zamanki çizgisini bozulmuş ve berbat abi. Çok facia bir nakarat. Arkadaşları tebrik ediyorum tekrar. Sendeyiz. Velet konusunda sana çok katılmıyorum ya. Velet'in çok 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 daha kötü şarkılarını dinledim. Tabii canım, benim şey Ama var biliyorsun. Spotify'da o listeye ulaşabilirsiniz. Benim Fuckfest isimli bir playlistim var arkadaşlar. O haftalık yayınlar açmak için favori şarkılarım adı altında. Orada Velet'in bir şaheseri var mesela. Hani onun üstünde hiçbir zaman çıkamayacak yani. Şey, beni. öyle bir liste mi var ya? Evet, Spotify'da benim profilimden Fuckfest isimli listeden. Burada böyle çıldırdığımız nette işlerine ve benzerlerine ulaşabilirsiniz. Reklamlar bitti. O listede Ama mesela Velet'in o dışındakiler... şarkısı var abi. Onun üstüne asla kendisi de çıkamayacak Ya, o yüzden Velet'i bence ben burada çok gömmem yani, ama nakarat bayağı kötü. Defkan da standart düet Defkan ya artık. Çünkü girdiği şarkılarda aynı gelmeye başladı bu.
Niye böyle bir şey yaptık bu arada? Beginner MC kolay ya. Şimdi ne Şeyde. yaptık? Ben farkında değilim. 10 dakika boyunca takipçi modunu aldı biri. Ha, okey. Ki siz bilirsiniz. Bir şey mi kaçırdık gözden, bir olay mı? Siz bilirsiniz. Ay. İlerliyorum abi. Tamam. sıradaki parçamız. Diyans ve Oğuz Baydar. Sen de yansan geliyor. Haydar on the beat. Hatta Haçan spamlayabilirsiniz şu an. Evet. Bence de yeterli. Ozan hoş geldin. Nasıl buldun Mali? Sen bütün beğenmediğin şarkıları bana paslayacaksın değil mi Yo, bugün? ben genelde bütün yayın tekrarlarımıza bak, ilk sözü genelde sana paslıyorum. Evet, sonra da kesiyorsun 10 saniye sonra. Tamam. Güzeldi. İstediğim yere götürdüm lafı. Abi bu direkt vasat şarkı ya. Bence ne çok kötü ne çok iyi. Çok iyi değil miyim de ne kötü ne iyi Vasat yansıtıyor. bence iyi. Sadece nakarat biraz fena değil. Ama o da yani fena değil. Beat tatlı gibi gelmişti ama sonra sıktı. Diyaz eski halini de ben çok beğenmiyordum zaten yani. Hatırlarsın Olimpos dönemlerinde falan Evet. vardı. O zaman da çok çok beğenmiyordum zaten. Yine Ya yine de o zaman şey vardı ya, hafiften bir farklı bir vibe vardı onunla, böyle ses tonunda falan. Şimdi yine standart, herkes aynı olduğu için yani herkes aynı. takıldığım Evet kadar arka bu da böyle. Diyanz sonra zaten bir süre müzikten koptu, modellik yaptı, ünlendi falan filan. Evet, siz Survivor'dan hatırlıyorsunuz orada. Aslında bakarsan bayağı 2005-2006 falan hatırlıyorum ben kendisini, şarkılarını. Çok, hatta N-word'le nokta nokta, nokta olarak yazıyordu abi. En başta boşlukla hani N-word'u. Sonra Diyanz'a dönmüştü. Hala Diyanz zaten belli ki. Güzel tespit. Hala bir yaz olması. Güzel bir tespit de buldum. Günümüzde kötü rap herkes bu eşittir herkes neredeyse ya. Ay. Afiyet olsun Baykan'cığım. Teşekkür ederim. Sırada. Oo, eğlenelim. Sehabe başkası haram geliyor. Arkadaşlar geçiyoruz da ben bir kere baştaki o cümleyi tekrar duymak istiyorum. O satırla Hatta tekrar duymak dört istiyorum. barında, dört barında Evet, duyabiliriz. dört barı da Rica tekrar ederim. duymak istiyorum. Bir Rica dakika. Geliyor. Tüm makine gibi yani, kaplan gibi mi geçtim bir yanağıma de. süreceğim patilerimi. Ben onu badilerimi anladım ve çok daha kötü oldum. Hani askerliğe gitti kafam. Of. Hani Ranzaya sürüyor ya. yanağına süreceğim badilerimi var. Yalnız adamı alıp yanağa Yani sürüyorsun. muhtemelen uzar o. Ama, Askerlik ama. evet, pati de mantıksız bu arada. Yani body'den daha mantıklı bir cümle değil bu arada. Yani. İşte şey diyor ya, hani kaplan gibiyim. Evet. Bundan bağlı, birbirine bağlamış orada. Ya yine de Şey hiç var yani. bunlar hiç mantıklı cümleler değil abi. Abi soruma da cevap verirsin. Bakayım, Feride görmedim, gülerken kaçtı herhalde. Bence verdi cevap şu anda sunumda ama. Görmedim ya. Çok çok mu yukarıda kaldı? Aa. Ha, Ya gelmiş. çünkü Sehabi Akademi ne DJ. Ha. düşünüyorsun, Tamam, gel ne gördüm. düşünüyorsun da değil, mesajınızı vurgulayın. Burada bir bak var bu arada. Böyle bir şey olamaz yani. O zaman neden insanlar sadakat puanı topluyor? Ya Bir şey olamaz. ne yapayım, sadaka puanını nakite Hayır abi. mi Nakite çevirmeyecekler de nikah basacağız orada. Boş. başkası haram, dini tek dinli bir şarkı yazmış. Yoruma geldi. Oy. Oy. Sıradaki parçamıza geçeyim. Ben bunun şokunu atlatmak istiyorum. Ne, bir tane şey çıktı sana o liste. Şarkı geldi. Geldi, evet, aradım. Ay. Sıradan Eva Drill geliyor. Evet. Ben fade'imizi attım. Ay, Wonder Hell'in dediğine katılıyorum bu arada gerçekten. Eva da Drill'i çok anlayabilmiş gibi durmuyor şu an için. Sen nasıl buldun?
Ya girişte bir şey yaptı, güzel bir şey geliyor gibi geldi bana da sonra biraz sıkmaya başladı bir yerden sonra ama yine de hala ben Ben en sıkıldım ya. azından Ben sıkıldım evet bayağı. ben de sıkıldım sonrasında ama en azından hala birbirinin kopyası olan kadın MC'lerden biri olmadığı için bir tık oradan kurtarıyor bence ama Ya hani çok fazla hype'landı o kadar abartıldığı kadar güzel bir şarkı değil. Falan yok. bu şarkı Eva'nın hype'lanması şu yüzden oldu. Abi ilk şarkısı Leş, çıkış yaptığı şarkı bence hani bir ilk şarkı için bayağı iyi bir şarkıydı yani. Hani biraz Eva'nın hype'lanması bu sebepten de bu şarkı hype'landıysa ben onu kaçırdım bu hafta. Biraz Mağara Life'tı benim biliyorsun. Ya ben bir sürü yerde gördüm o yüzden söylüyorum. Belki beni takip ettiğim insanlar Bu paylaşmıştır. şarkının hype'lanması bana da tuhaf geldi, kabul. Çünkü yani kötü parça. Yani. Ha tamam, Veletten, Sehabe'den sonra onlarla aynı klasmanda değil kesinlikle ama yani kötü parça. Ben Leş'ten sonra çok daha iyi bir şey duymak isterdim ve yine Drill'in gerçekten anlanmadığı bir işi daha burada dinledik beraber. Ya ben kötü demem. Hatta bugün çıkacak işleri şöyle bir üstün körü baktım ben. Bir iki tane beğendiğim şarkı var sadece. Yine geçen haftalardaki gibi olursa iyiler arasına gelebilirim. Bir ucundan böyle. Diğer şarkılara bağlı olarak. Ama tek başına değerlendirirsen şey. Abi Kızıyım yani bence. Atilla demiş ki abi Türk Telekom'da kaç upload alıyorsun? 7 diyor ama asla 7 değil o yani. Gördüğünüz üzere. İlerliyorum abi. Bahsettiğimiz o şarkı Emir Kemal bu arada biraz önce Evet evet konuşmuştuk. evet biraz önce konuştuğumuz o şarkı Emir'ciğim. Harun Adil ile Ahmet Üstünler'in albümü çıktı. Oradan iki parçaya bakalım istersen. Tamam. Zaten parça parça verdikleri için albümün çoğunu dinledik aslında da bunlar yeni çıkanlar diye biliyorum. 4 tane var galiba yeni. Hatta bir tanesinde single konuşamadım. Single olarak vermişlerdi. 3 tane var yeni. Bizim dinlemediğimiz. Bu arada buna geçmeden Skerrim'in dediğine bir cevabım var. Hani abi Leş'in beat'i Da Poet yapmış. Mix Mastering Burak Kunt nasıl kötü olabilir ki o parça demiş. Ya Mix Mastering ile alakalı değil abi iyi olması gerçekten. O iyi duymanızla alakalı. Oradaki MC skill'lerini hani siz kötüyseniz Mix Mastering kurtaramaz yani. Mühendislik kurtaramaz onu. O parçada Ezgi de iyiydi yani. Ha, tabii ki Mix Mastering parçanın duyumunu daha netleştirir. Size daha düzgün bir şey duyarsınız ama hani yoktan bir şey var edemezsiniz mühendislik aşamasında yani. O zaman abi neyin nesi gelsin ilk olarak Harun Adil ile Ahmet Üstünler'den istersen. Geliyor madem. Parça sona geliyordu. Hani geç karar çıkmadı da hani tekrar nakarat dönecek diye ben fade'imizi attım. Scratch falan var mı acaba sonunda? Ben Sanmıyorum. sonuna kadar dinlemedim çünkü bunu. Sanmıyorum. Çünkü bu şeyden dolayı hani beat ona uygun bir beat gibi gelmedi bana ben, ama atmışlardı belki hızlıca bir bakayım istiyorsan. Yok. Sen de Yok, okey. aynen duydun. Scratch yok. Ya Musab gerçekten bu botu yazdın mı ya? Ellerine sağlık. Küçük bilgi geçsin Ben de yapacağım. benim. Ben de yapacağım. Aa kaçıyor dur. Yaz, kopyadan. Dur, durumları yazmayayım şimdi. Mali, ne yapıyorsun? Deniyorum. Ne yapıyorsun? Ben %13. Aa, evet arkadaşlar, bugün Joker'le beraber %13 yayınımıza mu? Ben devam ediyorum. gidiyorum. Ben gidiyorum. Aynen. Parçaya gelelim. Sen nasıl buldun? Sen, çünkü bunu geçmeyelim, ben de dinlemek istiyorum dediğin için bu sefer övgü yorumunu Yok. duymak için sana atıyorum. Demek Nasıl? istiyorum demedim. Bunu muhtemelen geçmeyiz. Ben karnımı doyuruyorum o sırada birazcık Ha dedim. tamam, ben çok yanlış anlamışım, tamam. Evet, başlayalım seninle. Okey. Bence taş gibi beat. Ben beat'i bayağı sevdim. Ama o senin uzmanlık alanın. Sen ne dersin bilmiyorum. Şarkıda bence tek eksik şey ya. Nakarat biraz daha iyi olabilirmiş. Onun dışında bence geçer. Ben Ben dün bunu dinledim çıktığımda. pek katılmıyorum Ama bu arada. sonuna kadar dinlemedim. Yani çok hızlı geçip dinledim. Hoşuma gitti genel olarak şarkının. Yasin bu arada hakkında ne düşünüyorsun almış. Bitcoin'in 55 bin dolar olması abi zamanında gidemedik diye ağlamak istiyorum ya bu konuda. Ya çünkü ya şey var, Bitcoin'i
aslında ucuz olduğu zamanlarda keşfetmiş ama o dönem sadece Deep Web'de kullanıldığını bilen biri olarak ha şey demiştim yani abi benim Deep Web'de satın alacağım bir şey yok ki ne yapacaksın Bitcoin'i deyip hani müthiş bir vizyon örneği gösterdim o dönem. Yani çünkü ya Son dönem anlatır. Neden? Keşke Bitcoin ama o dönem öyle bir şeydi abi yani. Çünkü hani bugünkü kadar kolay böyle Bitcoin cüzdanı yok bir şey yok hani alsam da muhtemelen çalınmıştı ya da herhalde hani 20 dolardan aldığım şey hani 200 dolar olduğu anda bozmuştum ya da yani asla 55 bin dolara kadar beklemiyorduk yani hiçbirimiz ya ben de almamıştık mesela bin tane Bitcoin var ama zaten. Oo. duruyor öyle kenarda. Demek isterdim ama maalesef yok. Ya mining güzel bir mantık aslında da bilmiyorum. Ne kadar mümkün. Hiç bilmediğim Sence o için. yayınlarda falan mining yapıyor olabilir misin? O yüzden soru yaşıyor olabilir miyiz? Allah Allah. Şu an ben bir kullandım. Şu an bir kullandım ya. Benim mining yapacak ekipmanım var ve senin bunun haberin yok öyle mi? Musab diyeyim, üzgünüm. Oldu mu? Bayağı kullanıyorsunuz adamı şu an siz Değil ya. mi, değil mi, değil mi? Bitcoin değil, Ethereum mining için demiştim aslında replikasyonu da. Yatırım tavsiyesi değildir bu arada. Neyse ben parçaya döneyim. Ben sana şu yüzden katılmıyorum. Ben de dediğimi hatırlamıyorum ki oğlum. Şey demiştin. Daha iyi bir Ya nakarat şaka gösterdi. duyabilirdim. Daha iyi bir nakarat duyabilirdim. Bit çok güzel. İkinci Evet, üniversitelerinde mantıklı. beğendim demiştim. Ben şurada katılmıyorum. Bit konusunda hemfikirim. Çok tatlı bit. Harun'un kısmı güzel. Ama Ahmet Üstünler'in yazdıkları sence de çok basit gelmedi mi burada sana? Yani çok tahmin edilebilir kafiyeler. Hani başkası yaptığımı eleştiriyoruz ki iyi iş yine de hani eksiklerine rağmen ama Ahmet Üstünler'in verse'ünde ben çok sıkıldım abi. Ya sana Ben iki verse'de iyi diye bir şey demedim bu arada. Sadece beat'i beğendim, nakaratı beğendim. Gün geçer işi bence dedim. Ama verse'ler hakkında çok fazla detaylı bir şey söylemedim. Yani yani şuradan bağlayabilirsin oraya. Tek eksik noktası nakarat dedim. Oradan bağlayabilirsin, okey. yani Ona bir şey diyemem. ya biraz oradan bağladım gibi oldu zaten ama Okey, ona bir şey tek diyemem. eksik Ama noktası oradan nakarat haklısın, deyince hani o iki evet, verse'de o beğendim haklısın demek orada. oluyor ya evet. Ya Okey Ahmet abi, Üstün, haklısın çünkü orada. ya o ya İngilizce kafiyeler yarıda orada Almanca'da fiktiş geleceğine o kadar emindik ki değil mi? Hani verse'ün hani devam ettiği noktada çok emindik. Hani bu biraz üzdü. Ki ama ben yine de ikilinin arasındaki uyumu hala beğeniyorum. Uyumlu bir ikili bence yani. Evet. Ya Dediğin zaten gibi. bence bu albüm şey olsaydı, parça verilmeyip tek seferde verilseydi bence daha çok ses getirirdi. Mümkün. Ama işte Çünkü bence günümüz çok kaygıları. kopuk kopuk dinledik ama evet canım, çok kopuk kopuk dinledik albümü çünkü, ama bence genel olarak başarılı bir albüm ya. Ya evet Sofi gerçekten bu arada. Aslan Türk varsa şeyin şah freestyle'lı gibi oldu diyorsun demiş de. Şey. Ama şu konuda katılıyorum ama kesinlikle kötü değil bu dediğim şey parçanın puanını düşürüyor sadece. Hani bayağı bir Yani. düşürüyor. Nakarat konusunda daha iyi olabilirmiş ama ben çok kötü bulmadım yani. Yemiş yani. Kurtarmış en azından. Yemiş demeyeyim de. Sıradaki parçamıza geçeyim abi aynı albümden. Tamam. O zaman Harun Adil ve Ahmet Üstünler Zehir geliyor. Güzel Arkadaşlar Malin dediği gibi enstrümantali açmışız. güzel. Almışız. Hadi bir tane vardı abi, onu da güzel Yani tutturmuşsun yani. Ya da gerçekten bu Emir Kemal'in trollemesi, bilmiyorum. gerçekten tatlı beat bu arada ama ilerliyorum. Bir parçamız daha var. O zaman cevaplarım hayır geliyor bunun yerine. Bu albümden. Ama güzel bitti ya yine de ben memnunum duyduğuma. Bence yeterli. Yine kötü değil ama yeterli dedim ve fade attım abi. Bir dakikası daha vardı. Şarkı biraz monoton gibi Evet, evet, ama evet. bence bu nakaratta falan da olan şey kafası benim hoşuma gitti ya. Ben sevdim genel olarak. Nakaratta beni yer yer rahatsız eden yerler var. Ahmet Üstünler burada da ki önceki hatta Harun'un burada chatte bize hani bilgileri verdiği parça hakkında bir yayınımız vardı ya bir önceki partta. Oradaki kısımlarını bayağı beğenmişken bu partta gelen işlerde Ahmet Üstünler'i biraz Harun'un altında buldum ya performans olarak burada da. Yani Evet, sen şarkı hakkında yorum dinlenmeyecek yaptıktan sonra söyleyecektim onu ben de. dinlenmeyecek Doğru. parça değil bu da ama yani mesela klipli parçaları ve o gün yayında dinlemiş şu an ismini hatırlamadığım parça bunlardan kat kat daha iyi parçalardı ikisi de yani mesela. Evet. Zaten bence hatırladığım kadarıyla Part 2 2'de gelmişti değil mi? Harun abi. Ve Evet. 2'de gelmişti. 2 büyük 1. Bu da sonuncu part bence, öyle sıralama olarak benim için. Mantıklı. Ama genel olarak albüm bence başarılı bir albüm ya. Evet veteran dediğim o. Dinlediğimiz Yani kadarıyla. sadece rap dinliyorsanız gayet chill severek bir playlistiniz alabilirsiniz ama hani özellikle başka canlıları da dinliyorsanız bu vokal biraz yorucu geliyor. Melodik tercihlerden dolayı.
Ama yani bu da günün geçerli işlerinden biri ama ikisini de ben hani en iyi listeme alıp almayacağımı diğer parçalar belirleyecek henüz erken. Yani Muhtemelen alırız. normal şartlarda almam ama hani bugün bu hafta nasıl bir hafta olacak hani o gösterecek biraz bunu. Yani bu da hani şey şarkıların hani kıstası için hani hep diyoruz ya bazen hani bu hafta için iyi ama normalde olmaz ya da hani gibi söylemlerimiz oluyor ya o açıdan söyledim. İlerliyorum abi ben. Tamamdır. Sırada. Parçada bir isim haricinde pek beklentim yok ama hadi bakalım. Sıradaki parçamızda. G-Flow featuring Sayadar, Narkoz ve Yuti Umarım geliyor. Mikrofonu açabilseydim şarkıyı tahmin edecektim de. Doğru şarkıymış. Okey. Fazlasıyla yeterli, evet haklısınız. Şey, tamam. Bakalım herkese dedim ya. Evet. Yani bu gerçi sansür... Oh, keşke parçanın tamamı sansürlü olsaymış dedim yer yer ya. Mesela G-Flow'un nakaratı. Ama ben G-Flow'un verse'ündeki o şeye bayılıyorum. Her zaman aynı şey var ya. Şeklinde bir şey var ya. Hani Lesi bize bir şey anlatmak istiyor. Gülmeyeceğim. Ama gerçekten o abi ya. Yani iyi bunu size kim iyi bir fikir olarak sunuyor abi ya. Abi adam kanyon merci sonuçta istediğini yapabilir. Çok doğru söylüyorsun. Yani çok Sansür merci de o yani. Hiçbir şey diyemeyiz. evet, mesela tam olarak o yani. G-Flow dinlediğinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılıyor. Mert hoş geldin. Abi beat neden böyle bir beat tercihi var? Aşırı karmaşık. Yani kakafoni var ortada yani. Sayenin Ya da verse... chat'e gelen sevgili arkadaşımızın yorumuyla Doğru. Beat'in kendi Hani Emre'cim hoş verse'ü geldin vardı tabii ki. diyebiliriz. İsmi Ya hani okumayacak be. şimdi de. Okudun artık yapacak bir Ya şey yok. sıkıntı yok. Sayede de diğerlerinden iyi kabul ediyorum ama Sayenin de bundan çok daha iyi verse'leri ve Evet performansları var evet yani evet. ben hani bu Kesinlikle. parça içerisinde en iyisi desem bile bu benim Sayenin hatırlayacağım bir şey olmayacak muhtemelen. Ya zaten geri kalan isimleri katlanıp da Sayadır'ı dinlemezsin burada açık. Diyeceğim ama ben Sayadır'ın aşırı başarılı flow'un olduğu bir şarkısını sırf onun verse'ünü açıp dinleyip kapatıyorum arada. Good Fall of Time'ı biliyorum şarkı esasında çok donma olduğunu. Bu hafta zaten diğer haftalık global gibi diğer yayınlarımızı da mecburen erteledik internet problemimden. Yine TTNET yine onlara emanetiz. Hallettiklerini iddia ediyorlar ama ne o kadar iddia ediyorlar. Onun için bugün bu tarz Şarkı şeyler bu çok arada olacak yani. Berbat başladı. Biraz daha az berbat devam etti. Bir tık toparladı. Yine kötü devam etti sonra. Yuti Ama parçanın en dediğim gibi kötü parçaları. sayılarında yani normalin altında bence bu şarkıdaki şey performansı. Ya evet. Yasin hangi şarkı hatırlayamadım ya merdiven yapmışlar diye şey. Normale patlı şarkı vardı. Hatırlayamadım şu anda. İlerliyorum abi buradan. Hatta bir şey Lütfen. daha dinleyelim sonra önce nette sonra demolar yapalım biraz. Wonderel G-Flow maalesef eskiden beri var. Çok aşırı da eski değil ama eskiden beri var. Eskiden beri anlam vermeye çalışıyorum ben de yani neden var konusunda. Zaten tam olarak o yüzden var Wonderel bu arada. Yani bari... kimsenin gerçekten severek dinlediğini sanmıyorum ben Nihat Hatipoğlu tayfası haricinde. Yani. Ya ben şeyle olan şarkılarını dinliyordum mesela. Crack Baba Def Kam. Bir tane var G-Flow. yani. Bir tane var. Bir tane var. Şarkıları demesen ona yani bir tane onu da Crack Baba için Şarkıları, kullan. üçünün şarkısı anlamı. Şarkıları dediğim. Bir onu dinliyorum. Bir de G-Flow'un taklit videosunu arada açıp izliyorum gülmek için o kadar. Aynen Zaten G-Flow'un Sufyan'ın yaptığı en yazdığı iyi video. o taklit videosunda zaten bu arada. G-Flow hani rapini orada yapıyor, o videoda yapıyor. O zaman ne gelsin? Aynen sürpriz dediğin gibi. O zaman La Dies Precaria geliyor. Tamam, chatten geç kararları çıktı ve geçtim. Musab hazırsan üzgünüm geliyor. Counter için. Üzüldüm. Ya çünkü mesela bugün La Dies Ablukalarm Alarm Müzik bünyesinden Samsun'dan Ankaralı mı diye sorulmuş. 2010-2012 arasında falan çok güzel işleri var ya. Biletsiz Yolcu albümünü ben o dönem bayağı severek dinlerdim.
Hasan'ın. Ondan sonra Bugünden Yarına diye bir parçası vardır yine Ablu Kalem düetli ve Müebbet düetli. Hala ara ara açıp dinlediğim bir parça. Akademi kariyeri yüzünden bayağı bir ara vermişti de tam istediği gibi dönemedi bence. Yani kendisi de bu parçaları bir süre sonra dinlediğinde muhtemelen ne yapmışım ben diyecektir diye düşünüyorum ya. Bu da çok zayıf bir geri dönüş yani hala. Evet. Çok Toparlayamadı basit bence. sözler var. Çok alakasız konular Yok, var delivery de kötü yani sunuş da kötü. aralarda. Bence arada yanlış duymadıysam ritim kaçan yerler var. Eskiden gerçekten çok daha Üstüne. iyi müzik yapıyordu ya. Merdo, evet Hasan gerçekten çok iyi bir insandır bu arada hani. Ama yani ben hep diyorum hani sırf iyi insan diye kimsenin müziğini övmemeliyiz bakınız. Benfero'ya aynı muhabbet yıllardır yapılıyor ya 2 yıldır falan. Ama çok güzel insan diye. Yani ki Hasan aynı zamanda iyi de rap yapıyordu da dediğim gibi bu ara yaramamış yani. Bence de sofuyor ama albüm mü yaptı bir fikrim yok ben klibi gördüm aldım. Diğer parçalara geçmeden yine birkaç nette 3 tane de demo dinleyelim sonra devam edelim isterseniz. Netlerden ne gelsin? Bakayım. Oo tamam. Buldum gelecek şeyi. Hazır mısın Mali? Hazırım gönder gelsin. Hallo dayı. Adios Oh yeah. Peki, hadi bakalım. amigos. Oy tamam. Gayet yeterliydi de gördün mü İspanyolca rap'i? Beklentini aldın mı? Bak Gördüm, şahane. adios amigos var. Onun dışında bir şey daha geldi. Tabii bu podcast'le alakasız bir şey olacak. Ben şey dedim şarkı başlayınca. Burada gidip çatır çatır İspanyolca rap yaparsa ayakta alkış yaptı. Hola geldi. Ya Ama bak şey dalgasını var. söyledim. Arkadaş keşke Duolingo'ya falan girse viral almadım bu arada. Hani İspanyolca en azından 4 kelime falan söyleyebilirdi parçada. Yani o kadar var. Arkadaşlar ben de herkes gibi kendi uygulaması indirdim falan diye devam ettim. Yani. Influencerların %99'unu indirdiği gibi. Bu arada demin çok güzel bir yorum vardı. Onun hakkını vermem lazım. Brah brah geldi sonra gerçekten yazdı. Evet. Hola'dan Ben sonra brah bak geldi. şarkı çalarken bir şey söyledim sana. Gerçekten o cümleyi kurdu mu ben mi yanlış anladım Evet çok evet merak evet ediyorum. evet. Kurdu. Kurdu mu? Ben Evet. bir yanlış anlamışımdır diyor bunu ama. Kurdu Bir orada kurdu. bir Mevla Pataküte girsin bana gibi bir şey vardı ama. İnşallah kardeş. Umarım o Mevla bir önceki barın parçasıdır. Umarım ben yanlış anlamışım. Yani prozede olmadığı için olabiliyor böyle şeyler. Bu arada çok güzel yorum dediğin şeydi. Halo dayı ölmemiş miydi ya diye bir çok güzel Kurtlar Vadisi geeki bir arkadaşımızdan yorum geldi. Darvazi Evet. Giki. Muazzam tanınmış yalnız. İspanya devleti Türkiye'deki elçisini geri çağırmıştır. Garip oldu. Değil mi? Büyük elçiyi nota veriyorlar. Keşke nota verseler bu Aynen. arada. Evet. Bence İspanya nota verir burada da bu arada. Yani. Sıradaki parçamız geliyor. Salgun güneşi zapt edeceğiz. Eyvah eyvah. Bir gece ansızın 83 Venüs 84. Geliyor. Oo. Oo. Kulağıma bir özür borcun var Baykan şu an ya. Sana yeni kulak almam lazım. Ne özürü? Bana yeni kulak, iç dış takım alman lazım bana. Üzengili falan böyle. Arkadaşlar chatte organ mafyası varsa alınık kulak arıyoruz. Gerçekten evet haftalığı bununla dolaşabiliriz herhalde de ya. Gerçi herhangi bir ülke veya gezegen bize lütfen nota verebilirim arkadaşlar. Acil lazım. Of. Aristocuğum hoş geldin. Bir dezenfektan olacak. Bir tane daha netle dinleyelim sonra demolara geçiyorum. Sonra da normal playlistimize dönüyoruz. Link alalım dedi Yasin. İnanmıyorum ya. Al. Evet ben bunları da Fuckfest playlistime Allah kahretmesin seni Baykan. ekleyeceğim Spotify'da. Ve Spotify'da baktım aylık bir dinleyicisi var mesela bir tane arkadaşım benim o. Dinleyici dediğim onu da listeye almak için hani play'e bastım Benim. orada oldu yani. Kendi de dinlemiyor. Bir tane nerede hangi filmde vardı o ya? Oy veriyorlardı Evet. da. Hatırlamıyorum da evet var Yani. öyle bir şey. Ya, film değil ya o şey baya. Doğu Perinçek'in siyasi kariyeri.
Ya da Kanye West'in siyasi kariyeri diyebiliriz. Daha global. İlerliyorum. Yankee Boys sahte dostlar geliyor. Son netlerimiz arkadaşlar. Az dayanın. Tamam, yeterli. Hani yeterli, gerçekten yeterli. Çünkü yani ben genel olarak ASMR sevmiyorum, biliyorsun. Yani bu, çünkü bu vokal o çünkü yani. Getireceğim. Getiriyorum şu an. Sen daha iyi yapıyorsun, yapar mısın? Getireceğim. Getiriyorum şu an falan yapsana be. Ciddi ciddi istiyoruz bunu. Evet. Ben de şöyle saçma sapan sesler yapayım hadi. Tamam, okey. Şey yap, şunu yap. Geliyor mu? Geldi. O kadar az ki ses gelmiyor. Ya ne yapıyoruz oğlum biz? Ya söyle. Gelmedi. Tamam. Gelmiyor mu? Gelmiyor. Oğlum, o kadar az ki ses gelmiyor, okey. Neyse, ilerliyorum. Haftalar netlere getireceğim diyorum ama. O zaman 3 tane de demo dinleyip listemize dönelim. Emir Kemal 29 ve Musab Kılıç Çaldık geliyor. Hadi hayırlısı. Haydi. Troll bir şey. Hadi bakalım. Ben şapkamı takayım şöyle. Evet. Emir, Musab gerçekten mi? Ben az önce İspanyol'da şarkı için yapacağım dediğim şeyi şu an yapacağım. Çok özür dilerim. Tamam. Hadi bakalım. Sağ olasın. Eserimin adı Benimsin. Bu arada Emir güzel bir info verdi. Bundaki tüm sesleri Astral ve Akto'nun taginden oluşturduk diye. Emir, tebrikler ama büyük işsizlik ya. Abi, beni çok örnek alıyorsun. Senin sınavın yok mu? Sen sınavın var deyip mutluluktan çıkmadın mı? Ya abi, üzüm üzüme baka baka kararıyor. Yani üzüm... Oy oy. O zaman. İkinci demomuz. Sonra bir tane daha demo dinleriz. Kalanı bir sonraki yayın değil. Hani yayın, bir sonraki aramızda olur. Bir zaman... şey mi gördünüz oğlum? Ben bir daha kalkmayayım ayağa. Onu düşünmedim ben hiç. O zaman Shadow Fraternity Part 3 geliyor. İkinci demomuz olarak. Shadow, ileride değişim oluyor mu? Bana yazar mısın? Çünkü şu an hep aynı gibi gidiyor gibi geldi. Şey yine Snowguns Türkiye olarak Shadow bizlerleydi. Şey burada mesela ya ben olsam bu sample'ı kullanmazdım çünkü çok düz gidiyor ya. Ve hani nakaratta da çok majör bir değişim olmadı. Biraz sıkıldım açıkçası. Davullar kötü değil yine, kabul, ama bu sample bence çok da sample'lanabilecek bir şey değilmiş ya. Şeydir, neden yayında beat yapmıyorsun? Şu an bilgisayarıma güvenmiyorum. Bilgisayar değiştirdiğim vakit. Çok komik gitti soru. Yayında mı? Neden beat yapmıyoruz diye de sorabilirsin mesela. Hani yayında olmasına gerek yok yani. Neden beat yapmıyoruz? Abi alev alabilir çünkü ben yani kontakta ikinci bankaya eklediğim anda benim şurada kameradan önce alev görürsünüz, sonra yayın gider muhtemelen zaten. Güzel güzel espri, tamam. O Tuğcan, hoş geldin. Sevdiğiniz sample'ları hayalinizdeki şarkılara koyup bunu aşk diyorsunuz dedi. Evet, o zaman bir demo daha dinleyip playlistimize devam edelim. ben sana ya da bunları atarım, MP3 olanları. Ve Tuğcan Prime'la abone oldu. Tuğcan'cığım çok teşekkür ederim ama emin misin? Hani Türk şereften ve rap müzikten tiksinen biri olarak emin misin bu kararına? Çok teşekkür ederim. Bu nasıl bir oksimoron? Bu nasıl bir... Adam kov abi yani, istemiyorsan gelmesini direkt kov böyle. Hayır ya, ben Tuğcan'ın buraya gelmesinden çok memnunum da yani dinlediklerimizden biz de burada hani kalp spazmına yakın şeyler yaşıyoruz ya genelde. Bir kere çok benim için düşündün mü bunları? Bir kere benim için düşündün mü? Hayır. Arkadaş dedik, bağrımıza basmadık da yani arkadaş dedik. Evimizi aldık. O zaman ne gelsin? O zaman Ozan'dan gelsin abi. Vasıfsız Eleman Chips Remix geliyor. Bugün dinleyeceğimiz, bu turda dinleyeceğimiz son demo. Sonra listemize devam ediyoruz. Haydi bakalım. Bu da SoundCloud. En azından SoundCloud'ları aradan çıkaralım. Evet. Ozan'cım, burada mısın bilmiyorum.
Bu sefer... Biz buna Baykan Barlas ekolü diyoruz. Baykan Barlas, çok özür dilerim abi. Ben bir sana giydireyim ondan sonra. Ozan'a dram koymuyorsun, dram koymuyorsun dediği için Ozan'a her şeyi koymuş bu sefer. Al bakalım yorumla şimdi. Hadi bakalım. Ozan'ın daha önce gönderdiği davulları, Ozan ne olursa davul yazmadan devam et dediğimi hatırlıyorum. Bu sefer davul okey, sampling de okey gibi ama bu kadar çok sample'ı bir araya gömmek biraz kakafoni oluşturmuş gibi abi. Gerçekten hani iki, Turcan'ın da dediği gibi iki şarkıyı arka arkaya açmış gibi hissettiriyor yer yer. İlk verse'ün başında duyduğun sampling var ya, gitar sample'ları. Onlar bayağı başarılı işlenmiş yani, bunu kabul ederim. Sonrasında eklenen şeyler biraz olayı karıştırıyor açıkçası. Bu cümleyi de bu arada Baykan Barlas kuruyor. Fuat abinin Flow Radyo'daki senin hakkındaki şeylerini de hatırlıyorum. Tamam. Yorumlarını iyi de o beni övüyor orada abi. Ya bilmiyorum. Nasıl anlayacağına bağlı. Ben hiç övüyormuş gibi algılamadım onu. Sen bilirsin ama yani tekrar izle derim ya. Ben orada niye, övgü niye almıştım. Triggerlanmıyorsun? Triggerlanmıyorum çünkü o övgüydü. O zaman normal playlistimize Profesör Eşe'ye devam ediyorum. Bir de sana ben bir ara şeyleri atacağım. 3 tane MP3 demo var Discord'da, gel indirdiğim. Discord'da tamam, zaten şey atarım. Oluyor ya. Discord'dan direkt açılıyor zaten biliyorsun. İndirmeme de gerek yok. Atarsın oradan açarsın. Anlaştık. O zaman Socrates T bu aralar normal playlistimize geri döndük. İlk şarkımız olarak gelsin tekrar madem, bakalım. Tamam abi. Bence bu kadar yeterli. Otorite hani... Geçleriniz geliyor biliyorum da otorite, yani çabuk geçmemiz lazım bunu. Abi gerçekten ağzımız kapalı şarkı söylemekten emin miyiz? Bir. Hani o nakarattan emin miyiz? İki. Ve yani Ozbi'ye özenmek gerçekten bundan da emin miyiz? Üç yani. Emin miyiz? Üç olsun counter için. Nasıl buldun? Üçüncüsü hariç katılıyorum. Abi bu bildiğin şey rakı adam ya. Yani sen hissetmedin mi yani? Bunu soruyorum sadece. Yok, hissetmedim. Ha tamam. Ya çünkü konuları farklı birbirinden, o yüzden. Ben vokal olarak diyorum. Abi. Tamam. Vokal tarzı, yani vokal kullanım olarak söylüyorum ya. Evet, Mali bugün bir garip. Fikirim. Niye be? Abi direkt özenmek kelimesi beni rahatsız etti. Ha, tamam. Benzemek diyebiliriz belki birazcık ama özenmek biraz iddialı oluyor. Tamam, kelime tercihlerimi gözden geçireceğim. Teşekkür ederim. Yok, onun için demedim. Hani sonra yorumlara uzun mümüş falan diye böyle yorumlar gelmesin değil mi? Bir daha azından ben kendimi kurtulayım. O taklidi bir daha alabilir miyim? Uzun mümüş, uzun mümüş diye böyle. Ozbi abimize laf etme, Sokrat'a laf etme diye şey olmasın. Olsun, çok ciddi yazıyorduk. Ya çünkü biz de yazıyorduk çünkü çocukken gerek yok yani. Sonra ben hiç çocukken de toksik olmadım abi ya. Hayır, saçma yorumlar yazıyorduk yani. Ha tamam. Abi niye ben her cümlemi açıklamak zorunda kalıyorum? Burada hem arkadaşlar o gibi hissettim kendimi. Oo, gizli AKP'lisin yani. Bu arada bir şey diyeceğim. Bak, siyasete çok girmeden bir şey söyleyeceğim. Bir gün gazetesi bir kapak basmış bugün. Sırf onun için evden çıktım gittim gazete aldım yani. Gördüğümü bilmiyorum da. Hatta dik dursaydı şuraya asacaktım, durmuyor, düşüyor sürekli. Yayına onunla katılacaktım. Dik dur, eğil, neyse yapmayacağım. Ya. Sıradaki parçamız aynı albümden. Socrates T ve Kahır galiba, parça da bize bu hissi yaşatacak galiba. Neyse. Her gün aynı geliyor. Tamam abi yeter. Ben ev taşıdım çünkü bu verse'de. Socrates'in verse'üne gelmedik ama ben bu verse'le ev taşıdım zaten ya. Of. Çok yorucu. Ve nakarattaki prozodiden emin miyiz? Tekrar bunu soruyorum. Ve ya Socrates... Impala için daha önce yaptığım yorumlar abi, melodik vokal denemesem mi? Yine olmamış çünkü. Hatalı yani. Bariz hatalı ya. Yoruldum. Bu kadar. Benim yorumum bu kadar abi. Daha fazla bir şey söyleyemiyorum. Bakacak mıyız diğer versiyonda? Hayır. Yani çok yoruldum. Okey.
Sokrat'ın şarkısı yani. Ya bunu gerçekten istiyor muyuz? Ya abi aynı vokali mi yapmış, ne yapmış bir görelim ya. İyi tamam. Ah. Küfür ediyor şu an, içinden küfür Yok, ediyor. etmiyorum, etmiyorum ama Seni ben buraya çağırın ağzını. yok artık daha ne. Tamam abi, yetmiştir herhalde Mali yani. Hı? Yetmiştir herhalde yani. Yetti yetti, teşekkür ederim. Evet, şimdi tamam, şimdi madem o kadar bunu dinledim, madem yorum yapalım. Yap yap bakalım Yapıyorum. yorumunu, hadi bakalım. Niye abi beni düşmanımmış gibi algılayıp bana bu tarz Kulaklarımızın yorumlarda düşmanısın bulunuyorsun? kardeşim sen. Ulan net ne dinliyoruz Arap'ta biz burada? Nette de gülüyoruz en İki azından. parti, iki parti dinliyoruz. Nette de gülüyoruz en Abi azından. bak Musab şey dedi, belki sonunda bir switch vardır, oraya da bakalım. Ya yeter. Yayını kapatıp raid bak. Çıkamıyoruz. Yayını kapatıp raid bakacağım şimdi ya. Okey. Ben şeyi merak ettim abi. Yine ağzı kapalı mı okumuş yoksa farklı bir şey mi, onu merak Yok, ettim. O yüzden dedim bu herhalde sefer kapalı. Sokrat ağzını açmış ama neden diye sesler duyuyoruz arada. Fark ettim sen de bilmiyorum ama neden bunları duyuyoruz ya? Albüm değil mi bu arada Sokrat'ın? Galiba. Fikrim yok. Galiba albüm. Yani ne yaptı, iki tane şarkı vermediyse. Herhalde. Chat'te kesin bilen biri Ya vardı ya. mesela Bence şarkı bazı Sokrat. yerlerde şeye gidiyor gibiydi. Ha, çok özür dilerim. Yok sen devam et tabii. Şarkı bazı yerlerde böyle kurtaracak gibi gidiyor gibime geldi. Sonra yine bozdu. Böyle yine kurtaracak gibi geldi. Yine bozdu falan. Bir de Sokrat'ın verse açılışı bayağı kötü ya. Baya baya kötü. Ben bu arada sana şeyleri gönderiyorum. Bir iki saniye hemen kameranı kapattım. Okey, gönder abi. Diğer demoları bir atıyorum. Özelden. Hemen geçmeyeceğiz onlara da elinde dursun. Tamam. Ben her zaman haklıyım Sofya. Bu arada yani Sokrat için de dediğim Bu gibi ben şeye bak. artık bu cümleyi kurmayacağım ya, tamam vazgeçtim. Ne abi? Hep bu cümlede sözüm kesildi de o yüzden bu cümleyi kurmayacağım. Cümlenin Abi laneti var dedim yani kendi kendime. galiba yine delay var, çünkü ben Mümkün. konuştuğumda sen susuyor oluyorsun değil ya, bu cümle hepsini sevmiyorum. Sen sustuğunda ben konuşuyorum. Tamam. Ama üst üste biniyor. Muhtemelen yine delay var bizde. Ay, ay. Bir tek dileğim var. Oo. Oo. Bu benim Ben şakam değil. Bu ben benim... közetmeye gidiyorum. Ya şey var, Sokrat için de katılıyor musun? Sokrat da bu kadar kötü bir vokal değildi aslında. Neden böyle bir tercihlerde bulunuyor? Bu tarz tercihlerde bulunuyor son dönemde. Anlam verebilmiş değilim. Çok haklısın abi. Deminki esprinden sonra ben dinlemedim dediğim. Vallahi dinlemedim, bir yalan değil yani. Haklısın. Tamam. Ben sıradaki parçaya geçiyorum. Senin dinlediğin bir şeyle gireyim o zaman. Sen de közlekmeye git. Neymiş dinlediğim? Tepkinin işlerine bakmışsındır herhalde. Bakmadım. Tamam. Neye baktın? Ben hepsine böyle kısaca Ha, baktım. Çat 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 geçtim yani. ya da hadi almayacağız de, yani dinlemeyiz, eski iş demiştik ama hadi sen közünü yak gel, ben o sırada Scratch Diploma Part 2'yi açayım tek albümünden Ha, sana okey tamam, Pakajmer'den. okey. Hemen geliyorum zaten. Oyalanmış oluruz o bizde. Tamam, tamamdır. Hadi bakalım, girdim ben parça. Kaç dakika parça? Tamamını mı kullanacaksın söyleyeyim? Git gel işte. Evet. Ama gerçekten yeter. Hani yeni bir şey diyeyim. Hani Mani gelene kadar sohbet ederiz ya. Ha geldim. Albüm kapağı çok kötü. Mali geldi. Yetişti mi? Şeydir, yayında beat yapmak için henüz bir tarih yok. Bilgisayarı ne zaman yenileyebilirsem. Şimdi kapattım, sen geldin ya. Yoruldum biraz çünkü. Ama önceki parçaların etkisi var ve bir de hani yeni iş değil ya sonuçta, yani hiçbiri. Hani bildiğimiz şeyler olduğu için çok da böyle hani bir şey diye böyle dikkat kesilerek dinlemedim yani. Hani oyalandık. Öyle sayalım. Yani üstünde albüm gene de konuşalım ama bir ya şey var. Hani bir taraftan dinleyiciler için güzel bir tercih çünkü gerçekten o beraber işlerin çoğunda kolera vokal olarak çekilmiyordu ama bir taraftan da koleraya ben üzüldüm ya. Sen ne diyorsun bu konuda, azıcık magazine girelim. Yani şey düşün. Biz İlk küsüyoruz diye defa böyle bir hafta cümle duydum. biz küsüyoruz diye bütün haftalıkları siliyorum ve senin yorumlarını silip baştan yüklüyorum gibi düşün. Yani bir bozulmaz mıydın? Böyle bir planın varsa bunu Yok. daha farklı bir şekilde ifade edebilirsin bu Hayır. arada. Hani gelme dersen gelmem. Hiç de Hayır. üzülmem bu arada gelmem Allah. dersen. Öyle bir şey demedim ya. Okey, ben bunu anladım buradan.
Ama beni yine kolera yaptınız abi ya da Evet bu arada. Yani bir şey diyeceğim demiyorum şu an. Bol sözlüğe selamlar. Yine kolera olduk ya. Bu arada şaka maka gerçekten ben kolera Globalde adına değil bakarız. de Sagopa adına üzüldüm zamanında o şarkıları yaptığı için. Deniz. Çok ofansif Deniz. Okumayacağım bunu. Ve kapak çok kötü ama gerçekten ya. Şey. Neyse çok siyasi olacak vazgeçtim şu an. Yuttum cümleni. Peki. Yuttum. Hani Sagopa'nın şeriatçı dönemi ve intihar, balonla intihar eden adamdan yoksa bir İstiklal Mahkemeleri esprisi mi yapacaktın? O yüzden mi Yok yok hiç öyle bir düşüncem yoktu ama yani. Çok tatsız be. Fazla tatsız bu. Diril. Çok 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 aşırı tatsız yani. Peki şeye ne diyorsun? Rapçilerimizin meme yapma furyası Türkiye'ye de gelir mi? Hazır magazine girmişken. Gelmez. Ben Gelmez. mesela malum organlarından bahseden isimlerin buna da girmesini isterim. Chat bunu yapsa banlıyoruz şu an çatır çatır. Girme ya. Of. Ama ben Lizuvert'in mesela 2 ay içinde öldürülmesine garanti gözüyle bakıyorum. Yani Vision gibi gezmezsin. Ha okey. Ben Yani. iki tane dil olunca benim söylediğimle senin bir kafam karıştı. Oh. O zaman İstiklal Mahkemeleri kapaklı albümümüzü geçiyorum ben. ne var? Ha tamam, Nasihat albümü çıkarmış. Nasihat'tan da iki parçamız var bakalım madem. O zaman ilk parçamız. Nasihat featuring Yener Çevik, Sözüm Adım geliyor. Öf, tamam yeter. Peki Yener abi. Belki Yener şey beatbox yapacak değil mi? Sonuna kadar dinleyelim. Mali'ye küstün mü? Mikrofonu da kapalı. Peki. Mali. Küstün mü? Mikrofonu da kapalı. Hiçbir şekilde Durduracağım mı şarkıyı? durdurduğum. Bir Oğlum ben refresh. de durmadı. İkimiz de bir refresh atalım madem. Ay yine durmuyor Allah kahretsin ya. Oğlum ben yine bütün şarkıyı dinledim. Durdurmadın diye ya. Ben durduralı çok oluyor. Bütün Yener Börsün'ü dinledim Allah kahretmesin. Ben de niye sonuna kadar devam ediyoruz diye düşünüyorum. Bir şey konuştunuz mu orada? Çok mal gibi kaldım şu an. Yok, parçayı durdurdum ve hani senle eğlendik biraz. Belki sonunda bir Yener beatbox yapıyordur. Sonuna kadar dinleyelim falan diye birkaç yorum geldi. Onları yaptı. Sonra Mali Abi. küstün mü? Niye bizi takmıyorsun diye ben sana ulaşmaya çalışıyordum o sırada yani. Abi ben ciddi ciddi hala dinliyoruz diye düşündüm. Abi O nasıl zaman ya? siz bazı yerlere kaçırdınız şarkıda. Ben sizi aydınlatayım hemen. Aydınlat bakalım. Ben sonuna kadar dinledim yeğlerim görsün yani. Of, Yener çok kötü. Nasihat da yani Abi. beatmaker'ını beğeniyorum ama MC'liğine çok yolu var ya. Ha bu arada onun yabancı dilde yaptığı bir albüm var. O albümde mesela hani Türkçe vokali zayıf diyebilirim aslında. Yabancı dilde yaptığı albüm, Almanca yaptığı albüm fena değil aslında yani. Ecofresh mi? Ya aynı Ha, Eko. Nasihat'tan bahsediyor. Okey. Yani... Abi olmayan olduğu gibi gösterdi işte sosyal medya falan diye bir sözü var. Siz orayı yakaladınız mı? Yoksa siz Hayır. kapattıktan sonra mı geldi o? Biz Okey kapattıktan tamam. sonra gelmiş. Ve ondan birkaç bar önce de 15 Temmuz'dan falan bahsediyordu. Böyle sonra da yakın mesafe almayan taksicilerden falan bahsetti. Böyle şarkı tam bir çorba yani. Yayını da Yener'in Atatürk parçasıyla açmamız ne kadar büyük bir tesadüf. Sevgiler ironi adam. Ya da Ciddi çelişki ciddi adam ya ya, da bilmiyorum. gerçekten ciddi ciddi 15 Temmuz üzerine sosyal medya ve üzerinde yakın mesafe almayan taksicilerden bahsetti şarkıda. Bu arada sonda Safir Verse varmış dedi Perception. İyi ki dinlemedik yani. Yok abi öyle bir şey var. Espridir o. Bana denk gelmedi çünkü. Ay. İlerliyorum abi. Kötü parça. Bayağı kötü parça yani. Beat iyi sadece. O kadar. Yani.
Ama ben de yakın mesafe almayan taksicileri kırdım. Ya. Buradan taksiciler odasına. Ya da şey, çiçek taksi durağı burası diye, hani istersen Yok jingle vereyim sana. abi. Hani. Ben akşam çiçek taksi gördüm bu arada. Bayağı yıllar sonra ilk defa çiçek taksi gördüm. Çok duygulandım. Hüzünlü kaldım. Okey. Var ya gerçekten hani Ben arada Uber seviyordum. Rest ben in 4-5 peace. kere gördüm şunu da yıllar sonra ilk defa bir daha gördüm. Bu arada şey yazdınız chat'e Ezel yayın açıp traktör sürüyor diye. Ben de merak edip açtım abi oyun oynuyormuş. Ben gerçekten traktör sürüyor diye açtım. Ben niye bu kadar saflaşıyorum bu yayını? Ezel Twitch'te mi yayın açıyor? Yok yok şeyde Instagram'da. Instagram'da Euro Truck Simulator falan mı var? Nasıl oluyor? Ya, telefonu tutunca böyle ekrana sen de benden daha saplaştın. Hadi bakalım bizim Ben IQ teknoloji cahiliyim diye. oğlum. Abi şöyle telefonu bilgisayara tutuyorsun. Gösterebiliyorsun bunu hani çok zor bir şey Ama bu vizyonsuzluk. değil. Yani Peki. yükle OBS'ini yap yani abi, Allah aşkına, bu vizyonsuzluk. Okey. O zaman oyun yayınlarında şey yapayım, kamerayı ben bir tane daha kamera bulayım, telefon bulayım abi. Şurada PlayStation 3'ü çıkarayım, şurada bir tane ekrana doğru o kamerayı çekeyim, ne oyun yayını değil mi? Yani. Tamam, neyse, devam. Ama bu vizyonsuzluk şeyinde güzelmiş bu arada. Ya Insta'dan Onu da ekleyebiliriz bak, işte şeyde konuklara. Instagram'da OBS'le yayın açmak da iyi demiş Ali. Ya Instagram'da oyun yayınından daha kötü bir fikir değil bu arada, bu haberiniz olsun. Neyse, sıradaki parça yine Nasihat'ın albümünden. Nasihat featuring Akil the MC, bu onun versiyonu çok merak ediyorum açıkçası zaten. Ve Sayadar bir adım geliyor. Evet, parçanın sonuna geldik. Ben fade'imizi attım. Nasıl buldun Mali? Valla açık ve net şarkının sahibini şarkıdan çıkarınca güzel şarkı. Evet, tam olarak aynı şeyi düşünüyorum. Nasihat, hani beat de güzel iş çıkarmış. Bayağı tatlı beat var. Scratch'ler Okey ona güzel. eyvallah onda bir Ya, sıkıntı yok. Akil de MC şaşırtmadı. Çünkü genelde bu tip düetlerde hani global MC'lerde hani biraz hani Sallıyorlar. aşırı ünlü değilse biraz hani özenmeden verse girerler, ama Akil bunun aksini yapmış ve iyi bir verse girmiş abi bence. Akil parçanın en iyisi. Sayadar da iyi. Scratch'ler de iyi. Keşke Nasihat prodüktör albümü yapsaymış ya. Evet. Yani. Ama bu şarkıyla ilgili şunu söyleyeyim. Sahiplerini çıkarmayı planladığı albüm hakkında beni bir tık heyecanlandırdı şu anda. Ya eyvallah. Spoiler yok. Bilmiyorum ben. Ben vermeyeceğim spoiler, merak etme. O Sen, açıdan ben dedim. bir şey bilmiyorum. Ben sadece okuduklarımdan yola çıkarak söylüyorum. Bir tık heyecanlandım yani. O Çünkü zaman duyunca. ben sıradaki parçamıza geçiyorum. Bu topik, bir bakacağım. Kimdi diye. Ha, keskin ya sabır geliyor. Ben fail attım. Of, çok yoruldum. Yine ev taşıdım ya. Ben evi sıfırdan yaptım. Evet, sen zaten ev taşıyan bir insan olarak şu an ekstra yoruldun değil mi parçayla? Taşıyamayan da diyebiliriz abi. Kar yağdı Doğru. tam. Tam planladığım haftada kar yağdı yani. Of. Arıyor bak bizi Interpol, değil mi? Evet, çok yakınız, çok yakın bir noktadayız. Ya Red Key'de de hatır günün işleri mi dönüyor bilmiyorum ya. Hiç Red Key değil çünkü, yani arkadaş sound ve vizyon olarak belli ki hiç o kafalarda değil yani. Değil ve özellikle nakarat çok yorucu ya. Bu arada Nick'i umarım doğru okuyordum. Azrak Rap Boy herhalde böyle okunuyor. Nasılsa düzeltirsin abi beni. Prime'la abone olmuş. Çok teşekkür ederim aboneliğin için. Mesela ben okusam bunu direkt şey diye Azurek Rap okurum. Boy ya da Azure direkt. Crab Boy Ya. diye okurdum ben. Ya, o da mümkün. Ama sen tabii Nike Nike diyen bir insan olduğun için sana öyle Nike karşı Nike diyor. Ben Nike'ye Nike diyorum ya. çıkıyor. Bu arada Twitter'da bana bir reklamlı şey çıktı abi. Twitch çıktı sponsorlu. Şey işte markaların nasıl doğru okunduğu ile ilgili ve Nike diye de okuma vardı. Senin açısından bir şüphelendim o hesabı ama. Ben değilim, valla ben değilim. Bu Okey tamam. arada Mesela sevgili GTA ya da
City GTA diyormuşsun mesela Evet. GTA'ya da. Bunu bilmiyordum. Bu arada Mokya'da sevgili Mokya'da 5. ayını kutluyor. Prime'le abone olmuş Mokya'cığım, çok teşekkür ederim. Yani böyle öyle okunuyorsa öyle okumak gerekiyor ya. Ekranda niye loading var? TT'net çünkü Abdurrahman. Abi çok kötü iş ve yani benim organize label falan onlar için ne dediğim bütün yorumlar önceki podcastlarda yayınlarda aynen keskin içinde geçerli ya. Çok çok yorucu. Ve kötü yani. Doğru. Yani bu hafta da sen beni bir umutlandırmıştın yayın öncesi. Ben bu hafta baktım kısmen baktım demiştin. Ben hızlıca baktım fena değil gibi demiştin de. Şu an ben baya yoruluyorum ya. Abi benim kısmen baktığım ve fena değil dediğim şarkılardan bir tanesini dinlemedik. Sadece geri kalanını dinledik. Öyle diyeyim. Oo. Bu korkuttu. O zaman sırada. Sansar Salvo sen de böyle istiyorsun geliyor. Evet. Bence de yeterli. Nasıl buldun Mali? Yine son dönem Sansar şarkılarından iyi olsa da ben hala da eski performansı göremiyorum. Evet yani mesela burada Maalesef. şey de Üzgünüm, bir de çok basit sözler var içinde bir de. konsept bütünlüğü yok yine. Daha önceden başka isimler için de konuştuk. Yani ciddi bir şeyden bahsediyorsun ama çok basit yüzeysel anlatınca geçmiyor karşı Ve tarafın konudan için. konuya atlıyor abi. Hani gazete manşetlerini Evet. okuyor gibi oluyor bu şekilde de yani. Yeni dönem Sansar kafasına göre bir derece katlanılır ata. Ben de katılıyorum bu yorumuna. Kesinlikle. Ya şey var, Sansar'da da Beat'te de her an toparlayacakmış gibi bir his var parça boyunca ama asla toparlamıyor ikisi de yani. Hani hadi tamam yükseliyoruz, burada bir değişim olacak, burada bir iyi bir yere bağlanacağız hissiyle gidiyor ama sadece o hisle gidip aynı yere geri dönüyor yani asla toplamıyor. Bu da... Hala ben tekerleme rapine göre tercih ederim tabii bunu ama Evet, evet, evet. yani yine de işte eski Sansar'ı bildiğimiz için bu sarmıyor bir yerden sonra. Ya onu beklemeyin. Kendisi de diyor zaten yani abi. Yok beklemiyorum zaten. İlerliyorum ben. Sırada. Kezo, Decoy ve Senfo. Profactor Cypher 1. Abi çok kötü kelime oyunu. Ve sıfır saygı diye de ikinci bir adı daha varmış. Hadi hayırlısı. Evet, beatten dolayı da bayağı yorulduk ve ben geçtim. Ah. Sen nasıl buldun Mali? Keşke başka bir beat kullansalarmış ya. Evet. Ya Kez çünkü ya beat zaten flow'lar başta. falan da fena değil abi ama ben beat'ten dolayı çok odaklanamadım ya. Ne dediklerine de odaklanamadım yani. Ya şey sıkıntısı var mesela neydi çocuğun ismi? Yani Decoy'un verse'ün tamamını dinledik. Mesela bir yerde gerçekten iyi bir follow'a geliyor. Oradan Evet. değişim bekliyorsun ama hep başlayıp aynı yere dönüyor. Bu çok büyük bir sıkıntı. Beat yorucu. Kezo'nun nakarası da artık biraz sıkılmaya başladım bu tip nakaratlarından. Hatta biraz değil bayağı sıkılmaya başladım. Yani daha farklı şeyler yapabilecek bir MC çünkü aslına bakarsak. Senfo da tamamını dinlemedik ama verse'ün başı fena değildi ama yani beat yüzünden çok Evet. yoruldum ya. Hani. Ama yani Kezo bu gençlere destek olmak adına ise iki gençte de gelişimi açık şeyler var ama şu anlık onları çok göremiyoruz burada yani. Bu da Sadece bence umut yanlış bir vadeden tercihinden zaten. evet, umut vadeden bir iki şey gördüm ama genel olarak çok görücüydü yani. Evet Zari, ben de farkındayım onun. Hatta söyledim başında ama kabul etmedi yayının başında. Yorucu olan parçalarda sürekli benden ilk yorum istedim. Bu arada Kezo'nun verse'üne niye bakmadık? Kezo'nun verse'ü var mı ki? Nakarat okumamış mı sadece? Öyle mi bilmiyorum. Ben de çıkmadığı için ekranı şu anda puzzle gibi bir sürü parçaya böldüğüm için tamamını göremiyorum yani. Şöyle geçerek bakabilirim görüntüden. Ha, okey mantıklı. Yok, Kezo nakarat okuyor sadece. Buraya verse Hı, sığmaz tamam. yani. Tamam okey. Ben kaç dakika kaldığını göremiyorum o yüzden. Haluk hoş geldin. En son verse giriyor denmişti. Bakayım hadi başlatıp ama. Gidiyor mu? Yok, sadece nakarat abi. Okey. Ah, ben ilerliyorum abi. Tamamdır. Dedim ama ben yani yine bir özetlemek gerekirse şey söyleyeyim ya. Bence başka bir beat olsaymış fena Evet. şarkı değilmiş derdim ben. İki isim de çünkü çok 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 kötü değillerdi yani. Şey dediğin gibi Ya ışık potansiyel potansiyel olacak vaat noktalar eden vardı. isimler ama görebildiğiniz kadarıyla yani gelişimi açık yönleri var. Hani çünkü parçada yer yer iyi şeyler, iyi flow'lar gösterebiliyorlar. Hani prozodiler daha az hatalı dediğimiz isimlere göre iki
Evet. arkadaşla da yani ki sen ben Diko'ya çok hakim değilim de sen bunu zaten hani daha önce de potansiyeli olduğunu ama daha henüz bunu yansıtan bir işini dinlemediğimi söylemiştim çoğu kez. Ama buradaki bir tercihinden kesinlikle çok büyük bir handikapla başlamışlar işlerine yani. Sıradaki parçamız. Kamufle ve Vaspova Darda Kal geliyor. Evet. Galiba bir verse daha var en az. Parçanın uzunluğuna bakınca ama. Chat'ten de bayağı bir Yok geç diye gördü. hatırlıyorum ya. Chat'ten de bayağı geç gördüğüm için geçiyorum. Bu arada gerçekten eşeğinkine de konu geldi Türkçe rap'te. Hadi bakalım. Ben giderek beti arttırıyorlar abi. Oy. Çok hızlı gireyim mi? Gir gir Çünkü sormak istiyorsun sormuyorsun gibi mi geldi gir. şu an? Sen yoruldun galiba yine bunda. Ah, ya Hafiften öyle bir şey hissettim ama. kötü değil ama yani çok daha iyi olabilirmiş ya. Ya ben bu ikiliden daha iyi bir şarkı beklerdim. Kamuf'un özellikle verse'ün sonundaki kısmı bayağı bir yorucu bir vokal. O zaman Baykan Barlas cümlesiyle soruyorum. Bu vokalden emin miyiz? Evet, kamuflerin vokali için bunu soruyorum. Bu vokalden emin Bu vokalden miyiz? emin miyiz? Çok sigara içiyorlardı der misin? Çok sigara içiyorlar. Bu kadar içmesinler. Seslerini bozuyorlar. Evet. Abi onun dışında bence yine geçer işlerden bugünkü. Tatlı bir beat var yine ama şey değil yani. Kamufuno, gerçekten Kamufuno verse'ündeki son kısımdan emin miyiz? Bu sefer ben soruyorum yani. Ya evet ve şey beat kötü değil ama yani bu sample'dan çok daha iyi bir şey çıkarılabilirmiş bence ya. Orijinal Evet, sample'ı evet. biliyorum ben. Hani yine de kötü değil. Tatlı bir iş. Eksilerine rağmen şu an için günün geçerli işlerinden biri eksilerine rağmen. Ama ben hala Aspava'nın Synthwave'de bir şeyler daha çok bir şey üretmesi taraftarıyım ya bu tarzdansa. Daha çok seviyorum. Geçen hafta konuştuk konuyu Evet zaten. evet Yani evet. ben Yok ben kendi fikrimi beyan ettim sadece yani. hala böyle bir araya başka bir şey katmasının mantıklı olduğunu düşünüyorum. Sıkmamak adına. Arda zaten tamamen oraya oynadık yani. Kasıtlıydı o ya. sırada Bedo ve Bora Hışır boş geliyor. Tamam. Zaten internette izin vermiyor. Abi geçtim ben. Bakamadık Bedo'ya da geçtim yani. PMC is the name net'te gerçekten ya. Bu arada. Bora Hışır yine kötü. Ben hiç alışamadım, hiç ısınamadım ya. Yok yani mix'ten mi, vokalden mi yoksa ikisinden birden mi bilmiyorum ama ben hiçbir şey anlamadım söylediklerinden bu arada. Sen anladın mı bilmiyorum Abi yani ne anlayabilirim ki? ama. Yani. Hiçbir şey anlamadım. Özellikle nakarattan hiçbir şey anlamadım. Hiçbir fikrim yok Deniz bu arada neden? Ay, çok kötü iş abi geçiyorum. Sırada. Bu da Topic. Impala'nın işte düetteki ismi hatırlamıyordum. Ceren Kaan. Sırada. Impala ve Ceren Kaan Palto geliyor. Evet. Geçtik. Çünkü zaten her türlü hani şarkıyı beğendiyseniz de geçeceğiz. Çünkü 4.54 yani süresi 5 dakika. Çok aşırı uzun. Yine. Evet bana ya Impala ile Beat'in uyumu yok gibi. Bir de yine emin miyiz counter geliyor. Yani bu sample'ın davullarının bu olduğunu emin miyiz ya? Meşhur bir sample. Ve hani güzel yerlerden kesilmiş Goblin parçasının ama yani bu emin miyiz? Davullardan gerçekten. Ben de şeyden emin miyiz? Onu soracağım. Feride İyi Bu Geceler. kadar seri üretimde hep yakın kalitede ve yakın tarzlarda işler çıkardıkça bir süre sonra artık baymaya başlıyor. Ya ben Impala'nın ilk yani bu seri üretime geçmeden önce bir iki şarkısını dinlemiş hep burada. Beklentim var ilerleyen şarkılarda falan diye düşünüyordum. İyice o beklentim düşmeye başladı çünkü Yani kadın vokal de benim. düz yani bir çok ekstrasını duymadım yani. Ve ya yani Impala yine yer yer ton dışı da olsa önceki haftalardaki facialara göre yer yer daha doğru tonlardan okusa da yine de hatalar var ama beatle uyum sıfır. Yani gerçekten Banan'ın dediği gibi hani beat'i duymuyormuş gibi yani kaydederken. Olabilecekken olmamış bir iş. Aynen. Yani potansiyeli varmış ama çeşitli sebeplerden yani saydık zaten o sebepleri.
Biraz yazık olmuş. Diğer parçalarımıza geçmeden istersen daha net de salmayacağım üstünüze. Merak etmeyin. Ama demolara bakalım istersen. Mutfak alev almadan bir şunları alayım mı? Ha tamam, unuttuk onu. Sen al gel. Bayağı oldu Al gel, çünkü. Görmek evet. isterdim ama. Al gel. Hani bir de yangın söndürmeyelim şimdi açıkçası. Aynen. Mantıklı. Giderek evden yakma bir de ev yani. Demoların devamındayız. Ne var burada? Bakayım. 75 var. Emir var. Emir Göç. 216 var. Veteran var. Yok, tepkiyi dinleyeceğiz. Demolardan sonra zaten ne kaldı onu da size söyleyeyim ben. Zenci var. Bakıyorum listeye. Joker var. Tepki var. Demolardan sonra zaten son parçalara yaklaşıyoruz. Arison demosu yok Sufio ya. Aa, Vio yok, unuttuk. Emir zahmet olmazsa ekleyebilir misiniz? Vio'yu unuttuk hakikaten. O geçen pazar çıktı ya, gününde çıkmadı, doğum gününde çıkacağı için. Herhalde geçen haftanın parçası diye düşündük onu ama hakikaten dinlememiştik biz onu. Evet, bir de Vio var arkadaşlar. Teşekkür ederim Emir. Ya da Musab, hanginiz ekliyorsanız ikinize de teşekkür ederim. Evet. Mali de geldi. Hoş geldin Mali'cim. Bulduk. O zaman MP3'lerle mi girelim? Atarsın mı? Sana attım ben Atmışsın. Discord'da. Oradan Okey. dinleyebilirsin zaten. Abi, o zaman ilk korsanı açıyorum. 216 Palin demosu. Bir 3-4 tane daha demo dinleyelim. Bayağı demomuz varmış. Baktım 6 tane daha. Yine biraz 3 dinleyelim. Devam edelim. Sonra bir 3 daha dinleriz. İlk olarak 216 Palin Korsan isimli demosu geliyor. Evet, tekrar nakarata girdi ve ben fade'imizi attım. 216 bizi bilgilendirmiş. Bence geçen haftadan daha iyi değil ama onun kadar yormazsan diye. Ben geçen haftadakini buna kıyasla daha çok beğendim 216 açıkçası. Dinlediğimiz işini. Bundaki sıkıntı en başta beat tercihi. Beat biraz bayık. Monoton bir beat var altta. Hani ikincisi, hani burada şey değil, hani mixing kötü falan demeyeceğim ama özellikle ilk verse'ün ilk 8 barında kullandığım vokal de hani çok altta kalıyor. Hani dikkat kesiliyorum söylediğini anlamak için ve anlayamadım yer yer. Mali sende de olmuştur. Evet, bana da Orada oldu. bir karmaşa var yani. Yani o doğru bir vokal değil sanki. Hatta öyle gidecek sandım. Gitmedi Evet, öyle Allah'tan sonra. gitmedi. Değişimler güzel. Hani çeşitli flow denemelerim var. Bunlar yaşını da söylemiştim geçen hafta. Hani o yaş için çok çok olumlu şeyler olabilir. Ama hala biraz daha duyguyu geçirmen lazım bize. Hani çok düz geliyor. Biraz daha tiyatral vokal diyorum ya ben, hani onu yakalaman lazım biraz daha. Hani senin yazdığın şeydeki hissin dinlerken bana vokalinle geçmeli. Sadece yazdığın şeylerle değil, hani o, hani mutsuzsan ben de dinlediğimde duyduğum şeyden mutsuz olmalıyım. Yani örnek veriyorum. Ama geçen haftaki bundan daha iyiydi. Emir dedi ki abi, burada attığım diğer demo da troll. Bu hafta bir troll hakkımı kullandım zaten. Beni geçebilirsiniz dedi, vakit kazanmak için, hızlanmak için. Teşekkürler Emir'cim. O gerçi veteranı ki de isimden troll olabilir. MP3 demo. 2008 Türkçe rap beat'i ama rap B ile geliyor veterandan. A'da E'yle bu arada. Evet. A değil. Tamam. Veteran yani gerçekten doğru tanım yani. 2008 Türkçe rap beat'i bu yani gerçekten. Ya sample'ın da oluru varmış aslında. Neden bu davul? Neden böyle bir davul? Ve neden o bas var? Yapabilecekken niye yapmıyorsun abi? Ya troll işte ya. Onun için ilerliyorum ben. Sırada. 75 Beast'ten No More Drugs geliyor. Bu Abi tür. ne ara geçtiniz? Ben yine dinliyorum hala. Bana bir işaret falan çaksana. Okey. Pardon. Peki. Sonra da fark ettim.
Yani. İnşallah başka bir şey daha geçmemişizdir orada. Yok geçmedik. Şimdi geçiyorum. Tamam, peki. No More Drugs 75 Beast'ten geliyor. Bu turun son demosu. Sonra diğer iki demo, pardon diğer üç demoya da biraz bir şey dinledikten sonra bakacağım. Geliyorlar. Geliyor, pardon. Evet, ben fade attım Mali. Yorumlayayım öyle görüntü diğer işle ekrana gelecek. Hatta demoları bitirip ilerleyelim ya, dur. Az var zaten. Şuna geleceğim. Abi evet, gerçekten bazı hi-hat rollerin bu aranjede yeri yok abi. Hem sen de hem eminsin hem fikirsin bu muhtemelen. Evet. Değiştiği yerden sonra ben zaten Evet, yani bazı birazcık hi-hat rollerin şey, keyif ve almaya başladım. mesela bu melodi abi daha çok hani soundtrack kafası, score dediğimiz tarzda bir iş. Hani buna bence rap davulları ya da double time rap davulları yazılmamalı bence. Daha atmosferik, dediğim gibi hani skor müzik üretiyormuş gibi bir davul tercihleri. Ve biraz daha hani orkestral elementler eklense daha tatlı olabilirmiş. Ama kesinlikle hi-hat roller en büyük sıkıntı yani. Bu işte. Bir de chat'e geldiği gibi Evet, intro Kamato. bana bir tek uzun geldi bana. Hani girişi hazırlaman lazım biraz, bizi introda yükselmek gerektiği. Evet, biraz Evet. aynı gidiyor bir daha ama işte onun biraz orkestral elementler eklemek gerekiyor dediğim aslında bu ya. Hani zaten. Ama en büyük sıkıntısı davul. Burada davuldan kaybediyorsun. O zaman Emir Göç'ten gelsin abi. Sıradaki işimiz. UFO 361 Balenciaga Drill Remix geliyor. Evet, Emir geçtim. Yok, Mali'yi getirdim. Ben bir şeye baktım. Bir sonraki demo kimin de, ona baktım. Şöyle. Yok, kasmasını niye kapatmadım ya, yok. Bir şeye baktım o sırada. Şöyle bir sıkıntı var. Akapelle oturmamış abi. Sevgili Emir dediğim Emir Göç'ün demosu bu. Beat aslında güzel. Tek başına olsa da güzel. Bir yer yer tonal olarak UFO'nun vokali oturmamış. Hani galiba sen bunu hani Newton'la ya da işte Melodyne'la biraz oturtmaya çalışmışsın ama kaçan yerler var, hani uymayan yerler var. İkincisi ise BPM olarak galiba tam BPM'i bulamamışız galiba ya. Ha, vokal kalitesiz demiş ama BPM'de de sıkıntı var Emir. Yer yer oturmuyor. Offbeat kalmış UFO yani. Evet, zaten vokalin kalitesi olduğu da belli ya. Evet. Vokali muhtemelen çünkü şeyle ya RX7 ya da 8 ile izotopun ya da işte Cenk'in geçen paylaştığı algoritmanın şeyle çıkarmış olabilir. Çünkü bunun resmi yayınlanmış bir akapellası olduğunu bir düşünmüyorum. Ya düşünmüyorum derken şey, yani görmedim. Hani belki de ben kaçırmışımdır ama. Ama buradaki en büyük sorunumuz offbeat olması. Ama vokali saymazsam beat bence kötü değil. Son Ben vokali demomuz. çıkarıp kafamdan beat dinledim bu arada sadece. Ya. Son demomuz geliyor. Ondan sonra listemize devam ediyoruz. Memin Bağ atmış bize bunu. Space Chips, Tame Impala ve Mac Miller Type Beat. Son sizden gelenler işimiz geliyor. Sonra Tepkin yeni Deluxe versiyondan gelen şarkılara bakacağız. O zaman geliyor. Tamam, durdurdum. Bir dakika, baştan alıyorum yorumumu. Orada değişim var sanmıştım da, orada sadece şey, aranjdan davullar kesildiği için frekansa bir değişim varmış. Ben belki sample değişiyordur dedim. Sample aslında güzel bir sample ama iki hata var. Hani hi-hat sesi ayarlanabilir bir şey. O çok minimal bir hata. Esas problem bass yanlış notadan ilerliyor Memin Bağ. Ve bu bayağı sıkıntı yaratıyor dinlerken. Davulu beğendim. Drum break muhtemelen ama güzel kullanmışsın. Güzel editlemişsin bence. Baştaki filter vermem ve ondan sonra daha dolu dolu duymamız güzel bir tercih. Daha iyi bir basla bu güzel bir chill iş olurdu aslında ya. Bunun basına tekrar bakarsam bence güzel bir iş çıkacak ortaya. Biraz da sample'a varyasyon katabilirsin sanki ama. Öneri olarak da bunu söyleyebilirim. Yorumlarınıza baktım. Sen ne diyorsun Malicim? Ben senin kadar teknik bir şey söyleyemem Eyvallah. ama muhtemelen benim rahatsız olduğum yerlerin teknik açıklaması senin yaptığın gibidir diye düşünüyorum. Eyvallah.
Yani öyle tahmin ediyorum. O zaman ben demolarımızı bitirdik, listemize dönüyorum. Sırada tepki kod geliyor. Evet, ben geçtim Mahdi'cim. 8 dakikanın nakaratı dinlemek bana çok mantıklı gelmedi. Ve ben burada tepkinin verse'de kullandığı vokali açıkçası çok yakalayamadım ya. Yani beni çekmedim. Ya farklı bir deneme olmuş hani hep Ama aynı işte şeyleri vermesin diye okey ama çok çekmiyor. evet, Belki çekmiyor. alışık olmadığımız için tepkiden bilmiyorum. Beat fena değil ama fena değil. Çok bir ekstrası yok. Mesela 93'ün daha iyi beatleri var. Papağan nakarat dediğin gibi beni de sıkıyor. Yani albümde biz Üzgünüm Anne ve Menekşe'yi bayağı övmüştük. Yani onları yine Hı. yani bu albümün deluxe versiyonu normalinde de olsa benim için hani albümü aşağı çeken parçalardan biri olurdu muhtemelen. Sen... İnek'le şarkıları ben merak ediyorum şeyden. Bir öncekinde Cenk de buradaydı konuşmuştuk hatırlıyorsam. Şarkı sıralaması, daha doğrusu şarkı seçimleri albümün hatası. Hani ilk üç şarkıda bayağı sarıyor sonra nereye geldim oluyor en son şeyle bitiyordu ya. Şarkının adını unuttum ya. Hiç hatırlamıyorum. Ha şey, Denedim denedim, denedim denedim, denedim. 2021 şeyiyle bitiyordu ya versiyonuyla. Hani bu şarkıları o yüzden merak ediyorum. Yani direkt deluxe versiyondaki gibi çıksaymış aynı şeyi yaratacak mıymış işte. Şu an bambaşka bir şey var mesela. Böyle bir şarkı yoktu sanırım albümde değil mi? Ya Bu saatte bir şarkı yoktu galiba şeyi yanlış hatırlamıyorsam. sayarsın. Şarkının ismini unuttum, çok güzel. Bir şeyin de ikinci versiyonu vardı ya. Artık kafa durdu iyice. Soygun olabilir mi Aynen, acaba? yakın buna yakın kafalarda mesela yani. O şarkıyı ben hiç hatırlamıyorum mesela bak. Direkt silmişim onu kafamdan. İlerleyeyim mi diğer parçaya? Ne diyorsun? İlerleyelim abi. Benim için günün en kötüsü falan değil ama günün geçerli işlerinden Yok biri de yok yok. saymam mesela. Bugün de çok kötü bir haftadayız gerçi de. Sırada Ya tepki. valla kusura bakma ben baktıklarımda böyle zaten elle seçilir birkaç tane fena olmayan varmış. Onlara bakmışım. Kusura bakma seni de beklentiye soktum Yok yani. canım, ne, Hırsız. kanka beni ne kadar beklentiye sokmuş olabilir sence? Sonuçta Türkçe rap yayını. Yani. Hani nasıl bir beklentiye girmiş olabilirim sence? Okey. Evet, sırada Tepki ve Eko Fresh Bu Gece Sabah Olmaz geliyor. Tamam, bence artık yeterli. Uf. Abi yani Eko Fresh Almanya'da ciddiye alınmadıkça buraya hani tam buraya oynuyorsun abi ya, G-Flow mu akıl veriyor abi ya? Çok kötü vokal. Yani burada çok kötü vokal abi. Çok kötü. Ya tep bu şarkıda fena değil mesela. Ya tepki bu Yine şarkıda fena değil. Evet. çok çok iyi değil yine fena değil ama Ekofresh'in kısmı nedir öyle ya? Nakarat kötü. Yine yani kötü derken bu teknik bir hatadan bahsetmiyorum. Keçi bir nakarat değil yani. Mesela Menekşe'nin nakaratı bu keçi nakarata ve iyi bir nakarata güzel örnekti mesela. Yine aynı sanatçıdan örnek vermem gerekirse. Burada nakarat hani şu an mesela parçayı yeni bitirip nakarat aklımda kalmadı bile. Şu an hatırlamıyorum yani. Öyle söyleyeyim sana. Hani Tepkinin verse'ü fena değil. Beat fena değil. Hatta beat iyi. Ama ya Eko Fresh şey hani bu liriklerden falan da demiyorum abi. Hani bu vokal kullanımından emin miyiz? Vokal kullanımı Eko bence yani. yani Ekofresh'in varsa her yönüyle fiyasko ya. Evet yani. Ritim bir yerden gidiyor, Ekofresh bir yerden gidiyor. Sözlü şey var, nasıl okudun baba üf felaket falan diyor da yani. Veteran bence özelden de yayma onu, yok et abi onu. Kişisel fikrim. Ay. Bu da hayal kırıklığı. Evet ya, Eko Fresh gerçekten biz Cenk'le Almanya'nın Hip Hop 101 Almanya son bölümünde zaten detaylı konuştuk. Hani Almanya'da bütün saygınlığını neredeyse kaybetti zaten. Yani Türkiye'ye de baya kötü oynuyor şu an. Hani her şey yolundadır verse'lerini falan saymıyorsak abi. Son dönemde Türkiye'ye yaptığı işlerin tamamı Hidra albümün aralarında en fena değil diyeceğim olmasına rağmen çok kendi çıtasının çok altında işler yani hepsi. Sıradaki parçaya geçeyim mi? Bu albümden aldığım son parça. Olur. Tepki ve Furkan Karakılıç Zafer'in Likörü geliyor. Bence yeterli abi. Geçtim. Nasıl buldun? Beat de çok yorucu. Evet, bir çok yorucu. Tepkinin vokali de bende hayal kırıklığı yarattı.
Ya bu kadar zaten bu kadar çabuk Deluxe versiyonunun çıkacağını ben beklemiyordum bu albümden. Yani en azından araya bir ay falan girer, bir iki ay girer diye düşünüyordum. Çok çabuk çıktı zaten. Bir de öbür yani normal albümde Deluxe olmayan versiyonundaki şarkılar bölümdekilerden daha iyi dinlediğimiz kadarıyla şu an. Bir Mesela hayal kırıklığı yarattı bende. Serpent'ın fikrine katılıyorum mesela, hani bu beat'in vokali koddaki vokal bence. Ki ama yani beat aşırı yorucu, bu beat'e zaten ne yaparsan yap hani kurtarman zor bence. Furkan da dinleseydik abi yani çok yorucu beat. En başta oradan zaten parçaya yine handikapla başlıyoruz yani. Tepki back falan değil ya, ama bu albümdeki parça ve Deluxe versiyonu dahil yorumum. Hani Deluxe'un sadece 3 parçasını dinleyerek bu yorumu yapıyorum tabii. Belki diğer Feri ile olan parça mesela gerçekten hani tek başına kurtarır mı bilmiyorum, ama Tepki'nin bu albüm özelinde bence beat ve prodüktör tercihleri çok hatalı. Ya çünkü şey var, Aremi Özgüç değil mi? Yani isimlerini karıştırıyorum o ikini. İsim soy isim kombinasyonu karıştırıyorum işte. O ikili abi zaten biraz fazla remake beat, Arak Beat kafasıyla da bilinen prodüktörler farklı işlerden. Discord'da çalıntı database'te başka işte popçularla yaptıkları işleri falan da zaten hani göndermiştim ben. Bu açıdan zaten bir handikapla başlıyorsun. Bence buradaki beat ve albüm için yaptığı tracklist seçimi çok hatalı Tepki'nin. Yoksa Tepki ve MC falan değil. Türkiye'nin iyi MC'lerinden bir tanesi bence. Katılıyor musun bilmiyorum. Katılıyorum. Sadece son dönemde bir tek tekrar düştü gibime geliyor. Onun dışında hani bekleyemezsin ya. Tepkiye gelene kadar bir milyon isim var. Ya mesela Cenk de daha önce Output Number One, Tepki'nin Output Number One'ı çok 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 güzel bir albümdü yani bence orada. Hani Broke Beats çok güzel bir tercih. Hani çok iyi Şu işler çıkarmıştı. Basquiat'ın olduğu albüm de EP'de Evet. mesela Evet gayet evet. güzeldi o. Adını hatırlamıyorum şu an ama Keza yani 212 miydi o? Yok. Uğur Öztürk falan varken yani bence hani çok daha iyi prodüktörler var Tepki'nin elinin altında. Burada biraz belki skala genişlesin. Hani daha farklı kafalara gideyim. Hep aynı isimler olmasın diye düşündü belki, bilemiyorum yani. Şu an niyet okuyorum da. 212 var bu arada, evet.212 tamam. Belki niyet okuyorum ama chat'ten de yazılmış şimdi, evet gördüm. Belki böyle düşündü ama bence doğru tercihler gibi gelmiyor ya bunlar. Ya finalde duyduğumuz iş çünkü yani doğru gelmiyor çok. Bir de bir tık çete de yazıldı. Arda Böyle yamulu bir bohçaya dönüyor albüm. Çok Evet. farklı tarzlarda işin içine girince. Arda Feri ile olan işe de bakalım yazmışsın da listeye almadık onu ya. Hani böyle bir şey aldık. Ben neye geçiyorum buradan? Hadi Tepki demişken bir de Vio'ya bakalım madem ya. Geçen hafta pazar çıktığı için dinleyememiştik. O zaman Vio Rolex geliyor. Evet, parçanın sonuna geldik. Ben fade attım. Klip güzel bir saygı olmuş. Nur için de yansın demiş Undertaker Seyfi'ye. Bu konuda hemfikirim ama yani şey değil, muhtemelen hani rahmetlinin daha temiz bir kaydı yoktu ve bir şey çıkarmaya çalıştılar muhtemelen. Çünkü ben hani şey var. Bir vokalde bir eksiklik, bir şey var yani biz. Hani dolu dolu ya da bunun canlı performansında gördüğümüz seviye yok asla, ama dediğim gibi rahmetlinin temiz kaydı yoktu herhalde ellerinde ve bir şey çıkarmaya çalıştılar. Ama burada bu bahsettiğim bir şey çalışmaya çıkardık aslında. Hani Batu Çaldıran'ı ilk kez duydum. Bilmiyorum kim olduğunu. Ya o da çok düz bir beatle projeye dahil olmuş bence ya. Biraz hani belki bu kötü kaydı biraz beatle veya aranje ile kurtarmak mümkün olabilirdi ama çok düz gidiyor abi. Biraz yoruldum ben dinlerken yani. Yani normalde şu an bilinçli olarak çıkarılan bir şarkı olsa bayağı muhtemelen Ya tabii ki o yüzden diyorum. sıkıntılı bir şarkıydı da şu an hani yapacak bir şey de yok. Yapacak bir şey yok Yani zaten. şey Onun değiş için bir şey bunu diyorum. değiştiremezsin. Hani zaten onun için cümleye şöyle girdim yani. Muhtemelen Nerede? zaten daha temiz ya da daha iyi bir kaydı yoktu hani rahmetlinin. O yüzden hani bundan bir şey çıkarmaya çalıştılar muhtemelen. Orijinal beat'in üstünde biraz ekleme yapmış. Remake gibi daha çok. Evet farkındayım Perception'da yani. Daha iyi bir aranje şarttı buna yani. Klip tatlı bu arada ya. Evet yani klip güzel. Hani güzel bir hatıra. Dandik dandik animasyon şeylerinden değil yani. Evet. O konuda hemfikirim. Fantalpeps teşekkür ederim de. Yok, o legal bir davranış değil. Hani etik bir davranış değil, daha doğrusu legal demeyeyim de.
Ama yani ben de dinledim şeyi, hani canlı performansını falan. Yani orada çok daha iyiydi ama yapacak bir şey yok belli ki yani. Hani elde bu varmış, değerlendirmeye çalışmışlar anmak için. Ya da işte ailenin de talebi zaten bu yönde. Ha, tekrar rahmet dileyelim. Ama yani parça bazında dediğim gibi hani bugün bilinçli çıkmış olsa daha farklı konuşurdum ama yapacak bir şey Evet. olmadığı için hani sadece ellerinde bu varmış ama çok da olmamış diye geçiyorum yani. Sırada ne kalmıştı? Tamam. O zaman hazır mıyız arkadaşlar? Gerçi onu sona bırakayım ya. Dur, önce Zenci'ye bakalım. Daha kısa muhtemelen. Sırada Zenci Har Neydi o geçti ne abi? Joker. O da Ha tamam o da Joker de var. bootleg albüm yayınladı ya. Evet, aynen Oh peki onu hazır sonraya Joker. bırakalım. Hemen sinirim bozulsun istemiyorum onun için. Gülerek hani onu Peki. sona bırakalım dedim ya. O zaman Zenci Harbi Freestyle geliyor. Evet, yeterli. Zaten sonuna geldik, yeterli dedim de. Bir şey sormak istiyorum abi Tabii. ben. Sen başlayalım. Bu kadar dans edecek ne vardı Zenci? Sorabilir miyim? Çünkü gerçekten öyle bir şarkı değil yani bu. Ben Yasiko. mi yakalayamadım? Of, tatlı değil mi? Ya şey freestyle'sa ya freestyle için çok çok saçmalamamış en azından ama ya, yine de dümdüz iş abi yani bir esprisi yok bence. Facia değil ama esprisi de yok ya. Sen Serkan abi. Sen yolda mısın, hala varabildin mi? Aa, inşallah yolda değildir şu anda bunu yazarken yani. Allah Muhtemelen varamayacak eğer öyleyse Allah korusun da yani abi sağa korusun. çekmişsin herhalde. Yazdığına göre ya da birine Yo, yazdırıyor belki olabilir. zaten açıp asla, belki demiş ki çok kötü ya bu arada demiş, açıp dinleyeceğim bir şey değil asla yani. Ha, geldim geldim sona yetiştim demiş Serkan. Hoş geldin abi tekrar. Bu arada Free'den kastı zaten şey muhtemelen. Daha önceki yayınlarda da Evet, konuştuk. evet. Oturup da doğaçlama yazdığı şey okuduğu bir şey değil yani. Dildir herhalde diye Yok, düşünüyorum. eğer doğaçlama yaptığı bir şeyse yani en azından hani şey var hani birçok insandan daha mantıklı cümleler sıralamış. Hani bir konsept bütünlüğü tabii ki asla yok yani. Efsane bir freestyle falan değil ama yani beat, vokal şekli, vokal tercihi, vokal kullanım şekli hani fazla bayık ilerledi yani. Bir yerden sonra bir enerjimiz yükseldi ama yani o da nereye yükseldi? Yani havada, biraz havada kaldı. Ya Zenci'nin mesela burada şeyi övmüştük hatırlıyorsan. Toyota'ya yaptığı bir sosyal sorumluluk işi vardı, onun Toyota ile beraber yaptı mesela. Hani Evet. oradaki Zenci'ye okeyim yani ama bu değil. Orada Hatta benim tek rahatsız olduğum işte o klipte şey sosyal sorumluluk kısmına çok odaklanmamasıydı. Onun dışında güzel şarkıydı. biz tatu spamlanıyor falan diye eğleniyoruz ama bunun yanında tatu falan da bayağı iyi iş yani. Kabul. Tatu bu arada kötü iş değil ya o kadar. Bana, ben bir freestyle'de ihracatın akla geleceğini sanmıyorum yani demiş, değil mi? O zaman ne kalmış? Öf, PMC'den bir iş daha vardı, geçiyorum. Bildiğim isimler değil. Bugün netle dinledik çünkü. Dinlemediğimiz bir şey, gözümüzden kaçan bir şey var mı diye bakıyorum. O zaman Joker. İlk olarak merhaba geliyor. Okey. Kısa bir demoydu zaten. Dinledik. Bir sorum var. Tabii. Bu yeni bir kayıt değil herhalde. Yok Ben abi. bilmediğim için soruyorum şu an. Kirli beyaz Eski bozuk, şarkı. kirli beyaz bozuk kaset adında eski şarkıların, demoların, yarım işlerin olduğu bootleg vardı. Yani bu muhtemelen 2006-2007 Okey. falandır herhalde. Herhalde Okey. Çünkü bence son zamanlarda dinlediğimiz Joker'den bayağı farklı. Ve yani çok ceza. fena değil Çok mecazi. noktasında. Ama geçenlerde laf attığın ceza değil mi vokal ve sözler olarak? Onu diyorum. Yani aynen direkt Yani. Medcezir yani hatta. Yani. O Medcezir. Medcezir albümünü çok iyi analiz etmişsin burada. Medcezir'in şeyi. Medcezir bütün albümün demosu gibi Değil ya. mi? Snippet dinliyoruz. Evet. Ama şey bu arada bir de o arkadaki garip Değil mi? sesler Ha olması evet fena bir değil. Bu garip seslerin anlamını çözemedim yani onlara şu gerek an var çok mıydı bir garip bir orada? ses geliyor. Evet, orada benim suratım da ekşidi zaten. Onlara gerek var mıydı gerçekten? Olmasa hani bir tatlı kabul. Yani yılına göre değerlendireceksem yılı için fena değil.
Yılı için hani ya yılını bilmiyorum da tahmin ettiğim yıl hani 2007 ise fena değil ama 2007 yılında da baktığın zaman hani şey vardı. Hani boyundan uzun diye parça dinledik yani Pusat Canka falan hani yani çok daha iyi rap vokaller Türkiye'de o yılda da vardı yani yine de hani o yıllarda da kafayı oynamazdı asla bu vokal yani. Ve çok Ceza hemfikirim. 2005'miş yılı. Yani 2009'da da Battle Royale çıktı yani Ya ben Ceza'yla o muhabbeti yaptıktan sonra bu şarkıyı koymazdım mesela. evet. Ya bunun yoldaşı, oho yoldaş şey komrat, komandante, Şuradan yıldızlı Yugoslav bayrağımı alayım geleyim bir de. benim şey neydi? Halkların Kurtuluş Cephesi Baykan'ı logolu şapkamı taksaydım keşke bunu söylerken. Ciddi Neyse. ciddi var şurada gidip alabilirim bu arada. Şey. O da biliyorsun zaten. Önce 2 hafta önce cover yapıyor. Ondan sonra paylaşmadı diye disliyor falan ya. Bunlar o tayfa için çok normal şeyler bunlar ya. Ya evet 2007'de Moda Güzel Düzmece çıktı. Yani evet yani o dönem için de hani kötü değil. Hani dönemi için kötü değil ama yani, hani milletin şey yorumlarında gördüm çünkü. Ben ilk kez yine dinliyorum ama paylaşıp abi 2007'de de çok iyiymiş falan gördüm. Çok iyi falan diye o zamanın standardı bir tık üstü bir vokali var burada yani. O zamanın standardı çünkü şey yani hani Sör MC falan da hatırlıyorsan ortalaması yani. Emo, emo, fuck you emo diye parça çıkarılıyordu yani. Gene ortalama oydu yani. O dönemin netliği oydu yani. İlerliyorum ben abi. Evet. Kaç şarkı dinleyeceğiz buradan? 3. Zaten kısa kısalar ya. Neyse ki. Üçüncü parça kelime kelepçe. Yani kelime mi yoksa kelime mi? Hani acaba? Hangisi acaba? Geliyor. Tamam bence yeterli abi. Bu baya kötü iş. Yılı içinde çok kötü demo yani. Yılı kaç bilmiyorum. Umarım 94 falandır yani bu arada. Hani çünkü bu 2000 Şey değil sonrasında bu mi? vokale okey değiliz yani muhtemelen rap müzikte. Şey değil mi? Efe indirdiğim beat'i değil mi? Evet, Efe indirdim beat'i. Her yani şey var. Aa bak burada bir tane tuş görüyorum. Ona da basayım. Yanına şu tuşa da basayım. Beat oldu. Beat yani bu. Çünkü ben de yapmıştım aynısını Hepimizin var. çünkü o yüzden. Hepimizin var. Bu hani şu an hani Joker linçlemek için sırf Joker'e sallamıyorum. Hepimizin var. Benim de yani denediğim ilk beat'im buydu. Yani hiç müzik teorisi bilmiyorsun. Bir şey bilmiyorsun yani. Ama işte ya bunu hani bu yılda da olsa yayınlamak ne kadar sağlıklı bir düşünce. O da tartışmalı. Bunları bu arada en iyi en kötü almayacağız herhalde bir öyle bunu. Yani evet. Çünkü çok adil bir yargılama olmaz Adil herhalde. yargılama olmaz. Evet ben bugün Joker'i en iyi en kötüye dahil etmem bu işleri. Çünkü ya bu Not almayacağım ona göre dediğim gibi umarım 95'tir. Ama yani muhtemelen 2003-2004 ki dönemi için de kötü parça ama bugün hani adil bir kıyas olmayacak. Yani 10 yaşında yaptığı demoyu yargılamak. Casper ne demiş? Joker gibi bağımlı bir fanbase olmayan hiçbir insan 2005'e kayıtlarını 2020'de yayınlamaz bana çünkü bilir kötü olduğunu. Evet Casper çok doğru yorum. Ki yani şeydi hani ya, bu da hani utanıp yayınlamaktan falan kastetmiyorum hani çünkü şey yok. O dönemden kalma ulan bunda iyi fikirler varmış hani gelişimimi gösterir diyeceğim bir demo vardır eyvah. Yayınla hani bak böyle bir şey yapmış zaman diye ana olarak kalsın da yani şunun bu parça özelinde söylüyorum. Yani yayınlanması için bir sebep yok ya bence. Katılıyor musun bilmiyorum. bilmiyorum çok bu şeyin tercihine kalmış ya. Hayati almadık onu. İsmin tercihine kalmış bence. Niye yayınladın, niye yayınlamadın diyecek halim yok benim. Emir tamam o zaman Adam yayınlamak istemiş, dursun istemiş herhalde. Yayınlamış ya. yani söz konusu şahıs yüzünden Önemli. ben bu kadar şey iyi niyetle bakmıyorum olaya biraz da yani. Ya Ve bunu ciddi bir iş buradan değil bir ya şey yani o ya yüzden buradan bir öyle şey bir... buradan bir yere yol yapılır yani onu demek isterim illa ki yani anladın mı? Burada da mesela ama şey bu parça özel şeyi söylüyorum. Burada da Fuat denenmiş ama hani Ceza kadar iyi analiz edilmemiş bir Fuat var yani. Abi homofobik eril bisiklet emin miyiz gerçekten? Evet o zaman eminim abi Emir onu ekleyelim ben onu oradan hani insanın bizi çünkü bizi dinledi abi insanın fikirleri değişebilir falan diye diyenler olmuştu. Bakalım değişmiş mi? Onu görelim aynı insan mı diye. Uzun bir şeyse bu arada net şey yapıyor. Umarım 10 saniye falandır.
homofobik çay kaşığı isimli küfür isimli diyorum şey. Homofobik çay kaşığı şeklindeki küfürlerimiz serbest bu sırada yani. Sırada Emir onu eklerken ben parçaya geçeyim. Tren Yolu Turbo Shutterkill Compilation geliyor. Bu albümden dinleyeceğimiz son şeydi aslında ama bir de bu homofobik skit varmış o albümde. Bak mesela bunu yayınlamazsın mesela ya, anladın mı? Geçmişinden biraz hani ben neler söylüyormuşum falan dersin herhalde. Yani mantıklı bir insansan. Skit... Duyalım bakalım. Yok skit için, skit için diyorum bunu. Evet evet evet. Ha. Parça için değil. Geliyor. Anladım. Tamam yeterli bu kadar. Hani... Homofobik olan bir sonraki skitmiş. Ben de onu sabırsızlıkla bekliyorum bu arada. Ama bu şarkı da şey çok enteresan. Bunun yılı kaç acaba? Yazmışlar mı? Yani çünkü şey çok enteresan. 2021'de de aynı tamamen aynı vokal ve aynı içerikler hep yapıyor. Ve bu 2005 yılıysa eğer 2005'te de hip-hop'u öldürdünüz diyorsun. Abi ya ne zaman doğdu? Ne zaman dirildi? Ne zaman yaşadı? Ne zaman öldürdüler? Buna bir karar versek mi? Hani mammalcılar mı öldürdü? İnternet kafede masumca counter oynayan çocuklar mı öldürdü? Hani buna bir karar mı versek artık yani? Hani... Yıllardır aynı konu artık. Bıkmadım mı ya? Evet istikrar müthiş yani. Bu homofobik değil de bunda da saçma sapan yine eril söylemler var yani. Yani hani hip-hop övüyorum diye bence buna gerek yok. Ki yani gerçekten yani, Türkiye'de ben hep söylüyorum bu arada yani hip-hop kültürü Türkiye'de ölü doğdu zaten yani. Bu doğru da hani yani neyini bu öldürdünüz diyor abi. 2005'te de öldürdünüz diyorsun. Bu sefer bakıyorsun şey 2021'de 3 sene öncesi ne güzeldi diyorsun. Karar mı versen? Hani önceden de memnun değilmişsin abim. Ciddi ciddi şu an gecenin 12.30'unda bunu konuştuğumuza inanamıyorum. Az kaldı. Son bir Enes Batur'u saymıyorum bir parça yani. Bilginiz varsa biraz Turbo Yasak Kelime Compilation hakkında bir şey. Abi yani Tunç abiden detay öğrenirim ama yani ben de o sürecini o haberdarım projeden ama hiç takip edemedim. Hani ben şeyi merak neden çıkamadı? Neden çıkamadı? Hani kimler vardı? Bir fikrim yok yani. Tunç abinin bir ara Türkçe rap ile ilgili kitap yazma planı vardı. Hatta ben şeyde sormuştum onu. Bizim yayına geldiğinde şeyde gerçek yer altta çıkaracak mısın diye. O zaman da çok hevesli değildi. O kitap ama yazılı diye biliyorum. Bir yerlerde duruyor. Ben mesela onu merak ediyorum. Özür dilerim ben Merdun'u gördüm ona göre. Önemli değil. Şoker Tophane'de kutsalımıza hakaret ediliyor diye trapçi bıçaklayacak kasa tam demiş de. Hani gerçekten. Yani Tunç abinin böyle bildiğim kadarıyla birkaç tane hani başlayıp yapmadığı proje var, çıkarmadığı. Hepimiz gibi. ama yani onun projeleri ben merak ediyorum çünkü. Yo, ya, bizim çok ulaşamadığımız detaylar olduğunu düşündüğüm için. En azından o kitapta. Olacak, merak ediyorum. Üçüncü saati devirdik hani çok sağlıklı yorumlayamayabilirim şu an dinlediğimiz Çerçöp'ün de etkisiyle. Hani Çerçöp yorumuma kimsiniz kızmayacaksınız da çünkü acı çektik bugün yine baya. Ben bu senin iyiliğin için diyorum. Daha dinç kafayla yayının daha haftaya daha erken bir saatte atıyorum. Yayını açarken demolarla girersem mesela senin için daha sağlıklı bir yorum yapmış olabilirim. Ama sana şöyle bir güzellik yapayım en kötü. Yayından sonra bakıp sana özelden döneyim. Yorum herkese açık yorumu da yine haftaya yaparım istiyorsan. Sofi şey yazdı. Son projesi çok iyi ama aşırı pahalı ya diye. Ben ona aşırı yükseldim. Hatta bir ara şey düşündüm. Ulan acaba evi taşımayıp kitabımı alsam diye düşündüm. Sonra saçma geldiği için vazgeçtim. Ondan gülüyorum. İkimiz de çünkü aynı kafaya girdik. Hani ama şimdi hani bu böbreği mi satsak? Vaz mı geçsek? Çocuklarımın rızkını mı versem? Evet. Onu ikimiz de düşündük yani. Dark Side O. Veteran çok güzel soru sormuş. Dark Side of the Moon mu? Wish You Were Here mı? Dark Side of the Moon ya. Yani kolay hemen şak diye söyleme bakma hani her an fikrim yine değişebilir ama bir tık Dark Side of the Moon'a daha yakınım ya bir tık. Abi sizde ne kadar çok koyun var? Bende 40 bin var siz bayağı çatır çatır harcıyorsunuz. O zaman şimdi eklenen şeye bakalım. İzmir Freestyle. Yalnız fark ettiyseniz sürekli şey diye hitap ediyor. Ben mi? Eklenen şey sürekli. Evet, şey az önce de aynısını söyledim. Eser diyemiyorum yani. Ya, dilim var bir. Okay. Sırada. Malum bireyin normalde listeye almadığımız es geçtiğimizde abi homofobik dil var çok eğleniriz demerek
listemize eklediğimiz şeyi geliyor. İzmir Freestyle Skit'i geliyor. Hadi bakalım. Umarım kısadır ya. Hani oğlum beni kandırdın. Hani homofobik söylem ya burada. Hiçbir şey yok burada, homofobik bir şey yok. Ne güzel homofobik çay kaşığı falan diye başlayacaktım ben. Ne? Homofobik hiçbir şey yok. Saçma sapan iki cümle var ve millet o hani şey, ben Mali'ye ne haber diyorum ve siz o diyorsunuz, aynı şey. Yani gözümün hiçbir farkı yok yani. Ne haberin 5 kilo senin beyninden büyükmüş falan diyoruz. Oh. Bu arada fena fena söz değil şimdi. Çok çok da gömmeyelim yani. Mali sen şeyi de seviyor musun? Ama yani Mesela bunu da alıp şeye koymazsın hani buna fena söz değil diyorsan bir kız arkadaşının veya kendi ismini kolunun tam şurasına kocaman böyle iğrenç bir fontla dövme yapılması, alnına canım anam yazılması ve baba parası değil alın teri diye arabanın arkasına yazdırmak gibi fikirlerin de var mı? Bu sözü beğeniyorsan bunu sorgularım. ben niye bununla geldim sanıyorsun? Ne o? Her hafta tişörtle geliyorum bak. Değil mi? 10 yıldır hiç görmemişim. Saklamış kolunun benden ya. Yeni yaptırdım bakalım. Yani. Ama bilin bakalım ne eksik. Ne eksik? Hani kimin adını yazdıracağım ama. Adını Tamam. yazdıracağım biri yok. Ya. Haftalık yazdırsana. Tatsız ama. Ya da şöyle yapacağım bak. Şuradan başlıyor. Şöyle birleştirince haftalık oluyor. Uzayıp. Çok güzel olur. Ama oğlum alık oluyor o zaman. Burada alık yazacak o Evet. zaman. Saçma. Dememenizin anlamı ne? Alık yazıyor da. Ay. Bronx and Bronx vakası değil mi gerçekten? Oy. Ya bunu da ben beklediğimi bulamadım ya. Hadi o zaman Yok ben de bulamadım. Ben bambaşka bir şey bekliyordum. o Bayağı zaman trollendik şu an ya. o, evet trollendik gerçekten. Alacağınız olsun chat. Yok lan bir daha yayın falan böyle. Mali çok mutlu. Yok yok. Asla. NBA ve Western'ı geçtik. Ya NBA de gerçekten abi yüksek lisans. Peki. BPM hani NBA yapan birinin bence hani böyle parça Bu arada bir çıkarmış şey falan. söyleyeceğim abi. NBA'de neydi diğer arkadaşın adı? Bakıyorum. Weston. 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 Onların ilk çıkardıkları şarkı fena değildi bu arada. Allah Allah. Biz yayında dinlemedik onu. Yayın yoktu çünkü o zaman bildiğim kadarıyla. İstersen bir şans verelim ona ya. İyi tamam. Dinlemediğimiz Bak bir Enes bir... Batur, bir Ova abi de Köksal var. Pardon, Köksal da bir şey yayınlamış. O zaman yayın daha bir 10 dakika daha devam ediyor arkadaşlar. Okey. O zaman ilk olarak NBA ve Weston Young'un geliyor. NBA dediğim MBA. Evet ben geçtim arkadaşlar. Gerçekten TikTok parçası. Kabul ama ben TikTok'ta da çok yürüyeceğini sanmıyorum. Çünkü arkadaşlar biraz no name. Yok. Yok. Ben açıklamasını yapayım bu arada. Ben ektirdim şimdi linç yemeyeyim. Benim ilk dinlediğim şarkıları fena değildi. Yani hatta ufaktan bir potansiyel görüyordum ben ikisinde. Kendi Ama burada içinde direkt patron, burada direkt patron olmuşlar yani. kıyaslarsak Bedo ile Bora Hışır'ın içinden daha iyi iş ama kendi içinde kıyaslarsam ama ikisi de kötü işler yani asla tekrar dinlemeyeceğim. Hatta şu an unuttum yani sözlerini o kadar çabuk etki gösterdi ya. Ya ben normalde Baykan'ın geçtiği bir şeyi açtırmazdım. Sadece bir süredir bekliyorum bu ikiliden yeni bir şey. Çıktığında bilmiyordum. Duyunca açalım dedim de pişman Ya oldum kanka bir de açıkçası. özellikle bu tarz haftalarda böyle aşırı kötü hani öldüğümüz Hı-hı. haftalarda aşırı no name'isin varsa zaten dediğim gibi hani Evet. yani bizi bazen yanıltacak şeyler de çıkıyor. Geçen haftanın en iyisi mesela sizden gelenlerden geldiği gibi ama çok çok nadir olacak bir şey. Hani abi oradan hani bana yeni KRS-One gelmeyecek zaten hani %90. Çünkü muhtemelen yeni Bedo geliyor yani ya da yeni Ati geliyor çünkü genel olarak. Hani onun için es geçiyorum yani. O zaman sırada. Enes Batur Ayaz. Yayını bununla kapatmayayım diye bunu öne aldım. Köksal'la kapatayım bari. O yüzden. Fade attım. Bana o kadar haklı. Bir kere aa yazıyorum. Tüm şarkıda kullanın diye. Gerçekten bu arada. Ya şey, önceki şarkılarına göre vokalini geliştirmiş ama hala bazı yerlerde suratım çok ekşidi. Fark etmişsinizdir zaten yani. Klip sosyal sorumluluk için mi? Yoksa hani hadi ben de biraz hani mevcut gündemin ekmeğine ve mevcut gündeme ben de ekmek banayım mı bilmiyorum. Bilmediğim için soruyorum. Chat cevaplar beni burada yani. Ben şey anladım ya, çatışmadan çıktın. Direkt sözlerle ne alakası var Çocuk yani bir de sor. çatışmadan çıktın, çocukla beraber gidiyorsun. Ha, üstündeki yeleği niye çıkarmıyorsun? Yüzünü niye yıkamıyorsun? Kocaman su var orada. Su birikintisinin yanına gidiyorsunuz. Göl müdür nedir artık? Korona. Yıkayıyorsun Falan böyle alakasız da tamamen ya. spontane kelimeler söylüyorum ben yani. Şarkı hakkında bir şey söylemeyeceğimiz için. Yani, aynen. Ya zaten bana sırf böyle abi bu sefer daha iyi beat vermişsin esprisini yapmak için bunu harcadılar yani başka bir şey değil. Yani o.
Teşhirlendi ya. Evet, Twitter'da kurgu tweet atan adam olduğu için ekmek banma olabilir yani büyük ihtimalle. Ve evet Emir, buna katılıyorum. Hani bu kesinlikle bir harman makası gelmiyor. Hani bu da çok kötü parça olmakla beraber. Hani profesyonel müzisyen olduğunu iddia eden insanlardan bundan daha kötü ve daha hatalı işler dinliyoruz. Ya bu zaten büyük ihtimal hani prodüksiyon ve hani prodüksiyondan anlayan insanlara hani para edilerek başarılıyor şu olay ama yani. Banana ünlem BG dedi. Ya kesinlikle açıp bir daha bunu dinlemeyeceğim. Kötü iş ama yani baktığı zaman bizim bugün dinlediğimiz hani mesela hemen söylüyorum. Bugünden örnek veriyorum. Çok iş var da en basit örneği vereceğim. Hazır mısın Mali? Sen de aynı takvimde aynı tahminde mi bulunacaksın acaba, merak ediyorum. Mesela ya sabır, keskin. Ben bugün konuşamıyorum yani. Yani çok enteresan şey, keskinden iyi ya. Ya da Sokrat'ın bu haftaki işlerinden kat kat iyi ya. Ya hadi be, hadi be. Tamam, saçmalama, o kadar da değil. Öyle abi. Abartma. Ya yok canım. Sokrat'ta bundan daha fazla hatalı okuma var. Ya Michael. Sözleri tanıdık bir Ciddi isim misin şu yazmış an? abi. Dalga mı geçiyorsun? Hayır. Okey. Keskinden de yani Sokrat'tan genel olarak iyi Keskin demiyorum. edemiyorum. Sokrat'tan genel olarak daha iyi demiyorum. Bak şu atladığın nokta şu. Hayır, Sokrat'ı atladığım nokta değil. İkinci şarkıyla bunu kıyaslarsan Sokrat'ın dinlediğimiz ikinci şarkısı bunun yanında şaheser kalır ya. Dinlediğimiz ilk şarkıdaki hatalarını hatırlıyor musun abi? İlk şarkıyı demiyorum, ikincisini Fark diyorum. etmez yani, biz bugün iki Sokrat şarkısını dinledik. O şarkıda bundaki da hatalı okuma o şarkıdakinden daha az, anlatabiliyor muyum? Ama şöyle Bu dedin, bir problem Sokrat'ın bugün yani. dinlediğimiz şarkılarından dedin. İkisini birden katınca ben orada bir dur derim. Ben bugün en Olmaz iyi yani. seçmiyorum bu arada, haberin olsun. Yani. Niye? Yok çünkü. Okey. Haydi harman geldi şu an. Hep Ben seçeceğim. YouTube Onu seç abi. şarkısında geliyor. Söz müzik Dekrat. Wow. Ay. Sırada günün son işi geliyor. Köksal ve Beck 7.62 buradan Van'a geçmiş olsun. Neyse yapmayacağım bu şakayı. Abi çek. 7.62 namına Aa, oğlum niye bugün bu kadar çok küfür ediyorsun? koyayım. Ama ya abi artık geldi burama ya. Of. Yani bu şakayı yapmamalıydım biliyorum. Linçleyebilirsiniz ama yani. Artık hani şey, hani alan koduna, telefon koduna alıştık da 7.62 ne abi yani. Sonra kusura bakma da çete biri küfür edince Evet. laf ediyorsunuz. Edin. Edin amına koyayım size. Sanırım herkes alsın. Baykan abi gibi küfür biliyor muydu yani? Abi geldi artık burama, geldi ama bunlar nasıl nickler abi ya? Artık var, evet, küfür pesi var artık. Herkes yazabilir şu an. Diyormuşum herkes banlanıyor. 5 kişi kalıyoruz burada. Evet Emircim, özür dilerim tekrar. Yani hem kötü şakam hem şey için özür dilerim. Ama artık baydım Okey. yani. Köksal ve Beck 7.62 official video geliyor. Şarkı ismi de yok daha. Elisi videonun kenarında. Acaba neydi? Ha, ben 7.62 şarkı mı sandım? Hayır, Nick abi, o yüzden diyorum. Geçtim abi, geçtim. Abi beat nereden tanıdık bilmiyorum ama sample aynı olabilir sadece. Arak mevzusu için araştıracağım ama Okudun mu chat'i bu konuda? neymiş? Kimin yaptığını? Kimmiş? Yukarıda kaldık. Benim Ben beynim de durdu. karıştırıyorum çünkü Benim ikilinin beynim. şeyini. Müzik Arman Özgüç, Arman Aydın diye bir şey geldi de. Gerçekten mi? Öyle, chat'e öyle yazıldı, bilmiyorum. Ya belki aynı sample'dır diye iyi niyetli başlayacağım ama şu an emin gibiyim yani, ben çünkü bu beat'i biliyorum yani. Ah. Abi bak, Köksal'ın Nazlı şarkısını gerçekten çok seviyorum. Hala bunu söylüyorum. Çok eğlenceli şarkı. Hani sırf hani eleştirelliği yüzünden de değil. Bayağı iyi vokal var orada abi, kabul. Ben Lizzie'yle olan şarkısını da seviyorum bu Yani arada. Ne doğru dediğini o anlamasam da. mesela doğru mumble rap de bu doğru değil abi. Yani burada çok çok ciddi sıkıntılar var. Bir şey anlamıyoruz falan kafası da değil yani. Vokal yok abi yani ortada. Şarkı ismi de 7.62 bu arada. YouTube açıklamasına göre başlığa yanlış yazmışlar galiba, demiş Sufyu 28. Sufyu çok teşekkür ederim. Çünkü hani biz Watch Together'dan baktığımız için, hani bunu podcast için tekrar ediyorum. Hani bize sadece videonun başlığı geliyor. Hani açıklama kısmında yazanı falan görmüyoruz burada. Ve açıklama kısmında Köksal çarpı
back 7.62 var, tire var, official video yazıyor çünkü. O yüzden ben back 7.62 diye artık nicklerde artık limitimizi zorluyoruz gibi düşündüm ya. Yani. Eğer Köksal ve back şarkı ismi 7.62 ise okey. O zaman başta yaptığım espriyi ve küfür için espriyi geri alıyorum ve mümkünse böyle bir şey. Ben susamam, ben çekiliyorum. Ama küfür almadı geri, farkındaysanız çok, küfür almadı. Küfür için özür diliyorum dedim. Ama susamam ve şu an resmen susamamdan çekildim. Ve yarın Melet'le düetim çıkıyor. Kurguda alınıyor, ben o tarz şeylere girmiyorum. O tarz skemlerde benim bezim yok yani. Evet abi, şu kayıttan şunları silersen iyi olur dediğim şeyleri de silmeyi koymuşum yok diye. Sağ olsun arkadaş. Burada yaşanan burada kalmıyor abi. Herkes görecek onu. Evet. Rezil olduysak da rezil olduk abi. Şarkının adı official video gözüküyor burada, evet. Gerçekten. Abi sen o zaman günün en iyi en kötülerini seç. Ben de en kötü adayım olamam, en iyi adayım yok. Gerçekten yok ya. Bugün bir şey seçmeyeceğim ben ya. Bir tık bekleteceğim. Tabii. Çok zorlayasam bir şey seçebilir miyim diye bakıyorum da. Ben yine de seçme taraftarıyım çünkü sonuçta hafta yani. Hani, en iyisi en kötüsü vardır abi. Haftanın en iyisi en kötüsü yani çünkü şey değil. Hani, uzaylı doğası. Uzaylı doğası insan insandır. Yani. Tüm zamanların en iyisini seçmiyoruz sonuçta. O yüzden ben eksiklerine rağmen 3 tane şarkıyı belirledim şu an. Tamam. Kamufle Aspava Darda Kal. Okey, itirazım yok. Seçiyorsun. Tekrar ediyorum, bu hafta için söylüyorum bunları. Harun Adil Ahmet Üstünler cevaplarıma hayır. Üçüncüsünü de ben yine aynı ikiliden neyin nesi alırdım ama en azından bir değişiklik farklılık olsun dersek Eva'dan dirilip belki ucundan alabilirim. Yani ikisine ihtiyacım ben iyice gittim ya. Artık bugün erken kalktım ya 6.30'da. Mambo rap'e başladı şu an. Evet, bugün 6.30'da kalktım ya artık iyice uykum da geliyor. O yüzden saçmalamaya başladım. İlk ikisine itirazım yok. Eva Drill'e ben katılmam. İlla zorla bir şey alacaksam Nasihat Verse'ünü hani hiç duymamış sayarsam Akıllı MC ve Sayedar yüzünden bir adım derim yani. Bir dakika, evet onu ben atladım. Okey, Nasihat'ı tamam. Ama şu Nasihat Verse'ünü falan hiç duymamışım saymam lazım. Yani. Evet. Kötü işinse gerçekten o kadar fazla adayım var ama galiba ben son dinlediğimiz parçayı alırım. Hadi seni kırmayayım, alayım. Okay. Alternatif bakıyorum, netdayları falan. Keskin Yağ Sabırımız var bence. Var bence de, bence de var. Ve bunu, bence her türlü La Diez Precaria'mız onu diyecektim. Üzülerek var. Onu alabilirim ya da Sokrates'i bu aralar alırım ya da. Abi Nasihat Fit Yener Sözüm Adım Varsa ya abi. Çok var, çok var. Her şey var. Çok var. G-Flow var. Of, değil mi? Bence bu hafta en kötü seçimlerim. Yani hatta tepki olarak netlerden en iyi seçebilirim yani yine. Bayağı kötü var bu hafta. Zenci var. Hadi Zenci'ninki diğerlerine göre daha iyi. Okay. Ya Zenci yani diğerlerinden daha iyi. Kötü olmakla beraber diğerlerinden daha iyi. Katılırım. Diğerlerinden. Ben bir raid bakayım. Kim var, kim yok. Kötüyü ben de belirleyemedim. Ama kötü bir haftanın daha sonuna geldik. Yarın yayın olmaz arkadaşlar. Ben raid bakacağım bu arada, hızlıca merak etmeyin. Açarsa eğer Chrome yanda bana sekmeden bir şey. Ben bakayım sana. Takip ettiklerimden bakıyorum şu anda. Mestepe var şu an. Ya zaten 4 saat neredeyse bu bize Türkçe rap'e katlananlar aynı şarkıları bir daha dinlemek istiyorlarsa kendi rızalarını bırakıyorum arkadaşına ama. Dede Arif var ama. Arif abi var da Nargile muhabbeti açar mı bilmiyorum bizim. Konsept olarak evet. Boşluk var ya. Stardew Valley oynuyor. Güzel. Ben boşluğu arayayım diyeyim bugün de. Değişiklik olsun. Farklı birine gidelim. Yarın benim bir şu an düşünüyorum takvimi. Yarın muhtemelen işim var. Yarın yayın olmaz. Haftalık Global için eğer bir aksilik olmazsa pazar planlıyorum. Olursa da hafta içine kalacak. Bir de internet olayını tekrar toparlamam lazım benim çünkü. Fantasy Draft kaldırdım Deniz ya. Çünkü yeterli sayıda bir topluluğa ulaşamadık ama oynayalım diyorsanız kendi aramızda özelden paslaşırız en kötü ya. Ona ben gelecektim, unuttum ya. O zaman hepinizi öptük. Biz kaçtık, ben raid'i başlatıyorum. Görüşmek üzere. Azurek Boy yazacağım. Yazacağım mutlaka. Ama bir yarım saati bulurum hani bir kendime geleyim.
yayın sonrası. O zaman görüşürüz. İyi geceler. Serkan abi tekrar iyi geceler. Emir'cim, Shalom. Hepinizi öptük. Görüşürüz.